İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kocaeli TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir haftada Topağlar'da programıyla devam ediyoruz. Artık yeni sezonun için geri sayıyoruz. Çünkü bir aydan az bir süre kaldı. 11 Ağustos'ta yeni adıyla Trendyol 1. Lig başlıyor ki fikstür çekimimizde hemen 2 gün sonra çarşamba akşamı saat 7'de İstanbul'da Futbol Federasyonu Liva tesislerinde fikstürümüz çekilecek. 19 takım var. Yeni Malatyaspor'un durumu belli değil. Lige katılmama durumu var. Daha doğrusu deprem dolayısıyla lige katılmama haklarını 2. yıla taşımak istiyorlar. Böyle bir talepleri var. Son ana kadar beklenecek. Ama dediğim gibi %50-%50 şu anda katılmayabilirler. Yani lig 18 takımla da oynanabilir bu durumda. 4 yerine de 3 takım düşecek. Onu da söylemiş olalım baştan. Evet, Kocaelispor'un gündemini konuşacağız. Bir 2 saat süreyle buradayız. Ne gelişmeler var? Çok sayıda gelişme var. Hepsini ana hatlarıyla notlar aldık. Hepsiyle ilgili düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Hemen ben konuklarıma hoş geldim. Bu kez sevgili Gökhan Beşiktaş yanımda. Hoş geldin Gökhan. Her zamanki yerinde değilsin. Her zamanki yerindeyim. Ama? Her zaman da yanındayım. Her zaman yanımda. Her zaman yerinde değil bu akşam. Çünkü orada oturuyordu. Ama her zaman yanımda. Tabii ki. Güzel oldu. Fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Olur. Çatışıyoruz. Tartışıyoruz. Ama? Abi öyle yapma diyorum. Sen Gökhan böyle yapma diyorsun. Ama? Bir yerde buluşuyoruz. Aynı yolda yürüyoruz biz. Peki hoş geldin. Hoş buldum abi. Teşekkür ederim. Hemen sıkıntı var mı? Tamam. Devam edeyim. Hemen yanında Hasan Vardoğan kardeşim var. Hasan Vardoğan'ı tabii ki spor camiası, amatör, profesyonel bilinen bir isim. Aslında Allah rahmet eylesin. Babası tabii ki Kocaelispor camiası için çok değerli. 80'li yıllarda Kocaelispor'da yardımcı antrenörlük yaptı. Uzun yıllar Kocaelispor'un altyapısında çalıştı. Petkim Spor'u 3. lige çıkartan teknik direktördür. Bir döneme tabii futbolculuğundan yetişemedik biz. Ama teknik direktör olarak her zaman yanındaydık. Çok başarılıydı. İz bırakmış bir isim. Allah mekanı cennet etsin bu arada. Sevgili Savaş abimin oğlu Hasan. Hasan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ediyorum. Nasılsınız? Hasan, seni buraya davet etmek için biraz geç kaldık. Onun için özür dilerim senden. Estağfurullah. Sanki yıllardır görüştüğümüz çok değerli, çok değer verdiğimiz bir kardeşimiz. Ama hani derler ya mum diye ışık vermez diye. Estağfurullah. Aklımıza, çok yanımızda olduğun için aklımıza gelmedi. Estağfurullah. Ama bu akşam seninle birlikte olmak bizim için keyifli. İnşallah. Bu bir başlangıç olur. İnşallah. Zaten senin evde yakınlarda değil mi? Evet, evet. Yürüyerek bile gelirsin. Gelirim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Bu akşamın sürprizi Ömer Faruk Güler. Ömer Faruk Bugün Gazetesi'nin Kocaelispor muhabiri. Bugün Kocaeli değil mi? Evet, bugün abi. Kocaeli Gazetesi. Hı-hı. Öyle mi? Bugün Kocaeli Gazetesi. Evet. Bugün Kocaeli Gazetesi'nin spor müdürü Kocaelispor'a bakıyor. Ki bugün sevgili Gökhan'la beraber az önce daha doğrusu İmza töreni vardı biliyorsunuz. Geçen hafta da yine sıcak gelişmeyle imza töreninden sonra program yapmıştık değil mi Gökhan? Geçen haftaki de öyleydi. Şimdi yine imza töreni Fofana imza attı ve Kocaelispor ikinci yabancı transferini orta sahaya, merkez orta saha oyuncusu olarak 21 yaşındaydı galiba. 21 yaşında bir orta saha oyuncusu aldık. Toplamda transferimiz 7'ye çıktı. Öyle değil mi Gökhan? 7 evet, oldu. Abi. Toplam transfer sayımız 7 oldu ki giden oyuncu sayımız da şu ana kadar 7'ydi. Bu bilgiyi de veririm. Ömer'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ömer mi diyelim, Faruk mu diyelim? Ömer diyebilirsiniz. Yani. Ömer daha mı çok kullanılıyor? Taksi olduğu için böyle yani Ömer Faruk'tan biraz daha. Ömer evet. Faruk. Peki Ömer diyeceğim ben o zaman. Evet. Arada Faruk dersem de şey yapmaz. Sıkıntı olmaz tabii. Evet. Ömer zaten beraber çalışıyoruz Ömer'le. Daha önce Kocaeli TV'de beraberdik. Sonrasında kardeş kuruluş diyelim değil mi? Kardeş kuruluşta devam ediyor ve aynı binada görev yapıyoruz. Dolayısıyla Kocaelispor'u da çok yakından takip ettiği için bu akşam onu da sürpriz sanatçı diye konuk aldık. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. İzleyenlere buradan selamlar sunuyorum. Kocaelispor'da bu sezon hazırlık dönemi başladı. İnşallah takip ediyoruz en başından yakından beri. İzliyorsun evet. 30 Haziran'dan beri. Yakından izleyen zaten çok sayıda gazeteci yok değil mi? 4-5 kişi misiniz Gökhan? Evet abi 4-5 kişi. Gökhan abiyle ikimiz ayrılmadık hiç. Daha Gökhan ikiniz varsınız. Evet. Hepsini gittik. Öbür Ömer Faruk
Kırmızı Kocaeli Ömer Lütfü Çelik var. Ömer Lütfü Çelik var. Ömer Faruk bu. Ömer Faruk, Ömer Lütfü Ömer var. Ömer Lütfü. Evet. Bu Güler, Hakan o Çelik. Hakan Yağcıoğlu'nun adamı değil miydi? Hayır. Evet. O yani, diğeri. Ömer Lütfü, diyorum, Hakan Yağcıoğlu'nun adamı. Evet. O da sürekli Kocaeli Spor takip ediyor. Ediyor, ediyor. Erdem var. Erdem başka var mı bir kişi daha? Dördümüz. Dört Selim kişi. Abi de şey. Evet. Selim abi de televizyon anlamında takip ediyor. Kocaeli Spor'un karnını çeken arkadaşlarımız. Tabii onlar fedakarlık. Sahadaki oyuncular. Onları da tabii emeklerinden dolayı burada bu vesileyle onları da kutlamış olalım. Gündemimiz yoğun ama sıcak gelişmelerle başlayalım. Gökhan'la başlayalım diyeceğim ama başlamadan önce tabii not almıştım, onu da söyleyeyim. Kocaeli Spor'un eski yöneticilerinden İlyas Çakır'ın annesi vefat etti. Evet, gündü sanıyorum. Allah mekanını cennet etsin. İlyas Çakır kısa bir dönem Kocaeli Spor yönetiminde, yanılmıyorsam Nebil Uzun başkanlığındaki yönetimde görev aldı. Hizmetleri vardı. Çok da sevilen, sayılan, benim de çok saygı duyduğum bir isim, bir insan. Allah mekanı, anne acısı büyük tabii. Anne, insanın annesi kaybetmesi. 2008'de yaşamıştım o duyguyu. En büyük acılardan biri. Allah mekanını cennet etsin annemizin. Sevgili İlyas abimize de, İlyas Çakır'a da veya Çakır ailesine de sabır diliyorum. Bunun dışında bir notum daha var. 20 Temmuz Perşembe, bugün 17'si yani 4 gün sonra. Perşembe günü de 20 Temmuz Perşembe Can Ulusoy. Can Ulusoy'un da ölüm yıl dönümü, 2011'de kaybetmişiz. Demek ki 12 yıl olmuş Can Ulusoy'suz, 12 yıl geçti. Kocaeli Spor denince pek çok kişinin aklına gelen isimlerden biridir Can Ulusoy. Ki Hasan çok daha iyi tanır. Siz çok iyi bilmezsiniz değil mi Gökhan? Sen bilir misin Can yok, abi? Yok. Çok şeyin olmamıştır ama Hasan iyi bilir. Yaş evet. itibariyle iyi bilir. Çok değerli bir insandı. Çok iyi bir insandı. Yüreği çok geniş. Yani çok kalp gözü çok açık bir insandı. Futbol şubede uzun yıllar görev aldı. Sefa Sirmen döneminde futbolun yönetimi ondaydı. Ve çok büyük de başarılar elde edilmişti. Genç yaşta amansız hastalığa yenik düşmüştü. Çok sıcak bir Temmuz günüydü, hiç unutmuyorum. Zaten Temmuzlar genellikle sıcaktır. Özellikle bugünlerde çok sıcak. Bugünlerde de çok sıcak. Ekstra sıcak. Gibi. Çok sıcak bir Temmuz günü. Ziver abi, Ziver Gül abim haber vermişti o acı haberi. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Diyorum Can abimize de. Abi. Tabii oğlu var, eşi var. Ailesine de buradan sabır dileyelim. Onun dışında tabii dün akşam gece yarısını biraz geçe Türk ulusu için çok büyük bir zafer. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde Amerika'da Çin'i, son dünya şampiyonu Çin'i 3-1 yenerek dünyanın bir numarası oldu. İlk defa böyle büyük bir başarı. Gerçekten Türk ulusu olarak büyük bir gurur. Dünyanın bir numarası olmak. Zaten voleybolda, kadın voleybolda son dönemde çok büyük başarılarımız vardı Avrupa çapında. Kulüpler bazında da zaten. Şu anda milli takım düzeyinde de bir numara olduk. Büyük başarı gerçekten. Voleybol, Türk voleybolu çok güzel yönetiliyor. Çok doğru yönetiliyor. İşin elleri görevde. Federasyon başkanı başta olmak üzere. Kimin emeği varsa bu işte. Hepsini buradan yürekten ben kutlamak istiyorum. Onun dışında not aldığım bir şey var mı diye de bakacağım. Bir de tabii şahsi bir mesele var. Ondan da biraz bahsedeyim. Bugün 17 Temmuz benim de evlilik yıl dönümüm. 30 yıl oldu. Oo. 30 yıl olmuş. Gökhan sen kaç yaşındasın? Ben 30 yıl oldu diyeyim. Sen 20 kaçtın? 26 mı? 27 mi? Sağ ol abi. Çok beni geçmiş abi. Çok sağ ol abi. Senden fazla benim evlilik hayatım var. Ben 39 yaşındayım. Oldu mu o kadar? Hiç göstermiyorum. Hakikaten mi 39? Ben 39 yaşındayım abi. Neredeyse 40 olmuşsun ya. Neredeyse bir 40 olmuş. Ama bak 30 sene ben 30. evlilik yıl dönümü kutluyorum. Yok. Sen de evlilik nişanlanmadın bile. Nişan. O yola da gir işte. Bizim nişanımız gönlümüzde. Yalnız sende şu var abi. Gazetede de konuşuyoruz. Ben 30 yıldır müdürüm, 39 yıldır gazeteciyim. 39 yıl oldu meslekte. İşte yaşın kadar falan oluyor. Evet. Şimdi evliliğini konuşuyoruz. Yine benim yaşıma paralel gidiyor. Seni Ömer Faruk'la karşıladım bu akşam. Ömer Faruk sen kaç yaşındasın? O 42 abi. Bugün 42'si başladı. O küçük ya. Çok küçük daha.
Evlilik yıldönümümüz 30. yıl. 30. Abi yıl nice güzel yıllarınız gerçekten. Olsun. Yengeme de buradan selam olsun. Eşime Allah razı olsun. Sağlıklı, sıhhatli, gazeteci, çok güzel yıllarınız olsun. Eşleri iyi bilir tabii. Gazeteci eşi olmak dünyanın en zor işlerinden biridir. Ev hayatınız çok yoktur. Hep böyle. Hafta sonu hayatınız yoktur. Eve gidersiniz ama evde değilsinizdir. Mutlaka ne yazacağınızı, ne maçlık atacağınızı düşünürsünüz. Hanım sizle iletişime geçmek ister. Dünyada yoksunuz. Öyle bir dünya. Öyle yaşadık. Yani kahramızı çekmek hakikaten çok zordur. Allah razı olsun eşime. 30 yıl bugün sevgili Muammer abi, Muammer Çelik mesaj yazmış. Yengemi kutluyorum demiş. 30 yıl seni nasıl kahrını çekti diye. Gerçekten öyle. Allah razı olsun eşimden de. Hayat buradan. Müşterek bizim. Müşterek bu. Mutlaka. Evet. Ama yükün büyük bir kısmını omuzladı. Ev çekip çevirmek, beni idare etmek falan. Beni idare etmek de zordur hakikaten. Gazeteci olarak da aynı zamanda. Bugüne geldik. İnşallah bundan sonrasıyla da ağzımızın tadıyla. Nice seneler inşallah. Nice seneler diyelim. Evet. Ve girelim mi? Girelim mi? Girelim. Sen sabırsızsın bu akşam. Önemli şeyler söyleyeceksin herhalde. Bir de gündem yoğun. Gündem yoğun ama sıcak gelişmeyle başlayalım. Zaten hepsi sıcak. Transfer kadar Kouakou geldi geleli gündemden düşmedi. Bugün de sakatlığıyla. Önce fiyatıyla sonra sakatlığıyla. Kulüp yönetim Kouakou'nun rakamlarını açıklamadı. Dolayısıyla resmi bir kaynaktan Kouakou'nun ne aldığına dair bir rakama erişemedi. Orada almış olduğu rakama dair birbirinden çok farklı yorumlar oldu. Çok farklı sonuçlar çıkarıldı. Yönetim bazında çok farklı bir bilgi paylaşıldı. İşte bazı Kocaeli sporlu kardeşlerim Twitter'da taraftar bazında söylüyorum. Araştırmalar yapmışlar. Maliyetini çıkarmışlar. Bizde ne alacağını kulüp açıklamadığı gibi orada ne kazandığına dair de birden fazla değişik yorumlar oldu. Zaten bir maaşıyla alakalı böyle bir süreci geçtik. Şimdi sakatlıkla alakalı bir probleminin olduğu söylendi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Christian Kouakou sakatsa yönetim kurulu bu bilgiyi bizimle paylaşmak zorunda. Ve ben yönetim kurulunun ya da şu an takım Afyon'da orada sportif direktör Bayram abi, Bayram olarak takımla birlikte Bayram abi ya da kulübün sağlık ekibi Kouakou'nun sakatlığının ne olduğunu ve sürecin ne kadar süreceğini açıklamalı. Kamuoyunu bilgilendirilme. Şimdi bu bilgi sakatlık dedikodusu çıkmadan önce de işte bazı Kocaeli sporlu kardeşlerim bana mesaj atmışlar. Twitter'dan da atmışlar. Fotoğraflarda göremiyoruz. Nerede diye. O zaman ben konuştum, sordum. İşte biraz ağrıları var. Salonda ayrı çalışıyor dediler. Ama ciddi bir problemi yok dediler. Şimdi dün İstanbul'da bir arkadaşımız Kocaeli Spor'la alakalı transfer haberleri de yapıyordu. Transfer haberlerinin karşılığının olmamasından dolayı Kocaeli Spor taraftarı tarafından da çok eleştirildi. Şimdi yine o kaynaklı bir haber. İşte 3 hafta yok gibi falan. Bugün yine aradık, konuştuk. Dedik ki ya biz kulübün bize göndermiş olduğu bilgiye inanmak zorundayız. Tabii. Yani bizim haber kaynağımız mecburen kulüp, yönetici. Ben kimden alacağım haberi? Kime soracağım? İşte taraftarın kimisinde kulübün doğru bilgiyi paylaşmadığına dair bir takım düşünceler oluşuyor, yorumlar oluşuyor. Ama kulüp neden böyle bir şey yapsın? Neden sakat? Yarın ortaya çıkacak. Ne kadar gizlenebilir bu durum? Yani bizim kulübün, yönetimin bize aktarmış olduğu haberi paylaşmamızda yönetim kaynaklı olmasından dolayı taraftarın, ama ne yapılabilir ki yani, nasıl halledilebilir ki? Nasıl çek edeceğiz? Ben kimi arayacağım? Ya ben Bayram abi arayacağım. Bayram abi bana neden yalan söylesin? Bugün konuştum yine sabah. Evet. Faruk'la da konuştum. Bayram abiyle de konuştum. Sabah takımdan ayrı düz koşu yapacak. Akşam takımla beraber antrenmana çıkacak dedi. Bugün bu akşam antrenmana çıkacaktı.
6.30'da başlayacaktı. Antrenman muhtemelen ya şimdi bitmiştir ya da bitmek üzeredir. Biraz sonra fotoğraflarda paylaşın. Arada da arayacağım, soracağım Kouakou takımla beraber çıktı mı diye. Sabah takımdan ayrı düz koşu yaptı. Adalesinde ödem var. Arka adalesinde ödem varmış. Zorlanmaya bağlı. Yani şimdi, eski sakatlığıyla ilgili bir durum değil. Değil. Eski sakatlığı topuğundan. Evet. Zaten sakatlığı geçti. Antrenmanlar biraz zor gelmiş. Orası ile burası. Ağır, evet, öyle. Şimdi Hasan hocama da şey geldiği zaman ondan da görüş alacağım bununla alakalı. Şimdi 10 yıl orada oynamış çocuk. Hasan hocam çocuk hiç çıkmamış İsveç'ten. Evet. 10 yıl orada oynamış. Orada antrenman, oradaki kültür, yaşantı. 10 yıl sonra bambaşka bir ülke. Bambaşka bir coğrafya. Tempo, evet. Bambaşka bir tempo. Ve ya şu da anlaşılmasın. Kouakou benim şeyim değil yani. Ben Kocaeli sporluyum. Kocaeli spor muhabiriyim. İyi düşünüyorum. İyi olmasını istediğim için. Kimse bana iyi düşün de, iyi söyle de millet iyi zannetsin empoze ettiği için değil. Yani bir de olmayan bir şey için burada karalar bağlayıp hayıflanamam da. Ben adamın sözüne inanıyorum, güveniyorum. Zaten bu sözün karşılığı doğru çıkmazsa büyük mahcubiyeti yaşayacak onlar yani. Tabii canım. Nereye kadar yalan söyleyebilirsin? Ben oraya gidip de görüp de gelip iyi demedim ki. Bana gelen bilgiyi söylüyorum iyi diye. Zaten kamplarda da sezon öncesi sakatlıklar hep olur. Ve korkulur. Ağır sakatlıklar da yaşanır. Şimdi bunun hem uyum süreci, Kouakou'nun hem uyum sürecinden kaynaklı. Hem işte yeni bir kültür, bunlar etken midir hocam? Tabii, sakatlanmasında. Büyük etken, bir de oyuncunun son durumu neydi? Ligi nasıl bitirdi? Sakattı, yeni iyileşti. Bir maç oynadı, 50 dakika oynadı, oyundan çıktı. Evet. Yeni çıktı sakatlıktan. Yeni çıktı. Ama oynamaya başladı yani. Evet. Tam bir maç oynadı, 50 dakika oynadı, oyundan çıktı, buraya transfer oldu. Evet. Transfer olmasa hafta sonu maçı vardı orada. Evet. Yine oynayacaktı yani. Durumdaydı. Şöyle düzeltelim. Bir maç değil. 5 maç oynadı galiba. O diğerlerinde beş de maçsa orada 4 dakika oynuyor. 4 dakika, 5 dakika. Kısa oynuyor. Yani en son maç 11'de oynuyor ama. Sakatlıktan çıkmış. Sakatlığı ne? Gökhan. Topuğundan sakatlandı dediler. Orada İsveç'te Türk arkadaşlar var. Onlarla geçen Şubat'ta. Geçen Şubat'ta topuğundan sakatlanmış. Evet. Orada Nisan'da başlıyor lig. Şubat sezon öncesi oluyor. Sezon öncesi topuğundan sakatlanmış. Konyaspor'un teklif mektubunu gönderdiler hocam. Evet. Konyaspor oyuncuyu istiyormuş. Araştırmışlar. Gelen evrağa göre konuşuyorum. Evrağı ben hazırlamadım. Gelen evrağa göre konuşuyorum. Evrakta bu sezon için 250 bin euro, gelecek sezon için 450 bin euro rakamı konuşulmuş, paylaşılmış. Öyle. Konyaspor oyuncuyla anlaşacağı zaman orada sezon öncesi olduğu için sakatlanmış. Konyaspor'da oyuncunun transferinden haliyle vazgeçmiş, sakatlandı diye. Oyuncu da basın toplantısında söyledi. Evet. Ve sadece Konyaspor'un değil Türkiye'den başka takımların da ilgisinin, taliplerinin olduğunu söyledi. Şimdi şunu da ekle Gökhan. Burada sağlık kontrolünden geçti. Geçti. Detaylı bir sağlık kontrolünden geçti. Detaylı bir sağlık kontrolü oldu. Bir şey çıkmadı yani. Çıkmadı. Ya taraftarı da anlıyorum. Taraftarın her şeyden etkileniyor olmasını, şüpheci olmasını, takdir de ediyorum bazı şeyi, araştırılmasını. Ama biraz abartıyor sanki. Ya bazen böyle abartılıyor. Böyle yol alamıyoruz ama, yani. Ama şeyi de takdir ediyorum, taraftarın işin peşinde olmasını. Olsun tabii ki. İş sürmesini, didiklemesini, yargılamasını, sormasını. Ama o ayarı da çok iyi tutturmamız lazım. Çok kuşkucu, çok şüpheci. Evet. Herkese de doğru söylemiyordur. Kandırıyordur gözüyle bakmak da bize zarar verir. Evet. Kendilerine de zarar verir. Şimdi bu Şubat'ta sakatlanıyor hocam. Evet. Christian Kouakou. Sakatlığı geçiyor. Hocası bir hafta 87'de alıyor. Bir hafta 85'de alıyor. Bir hafta 83'de alıyor. Bir hafta 81'de oyun alıyor. 4-5 maç böyle geçtikten sonra son maç ilk 11'de başlıyor. 53 dakika. Takım 10 kişi kalınca oradaki İsveçli arkadaşım bana anlattığı bu. Takım 10 kişi kalınca taktik gereği oyundan alındı diyor 53'te. Yani son durumu iyileşmiş. Azar azar oynamış. Son maçında da ilk 11'de başlamış bir oyuncu olarak geldi buraya. Sağlık kontrolünden de geçti. Şimdi kampta arka adalesinde ödem oluşmuş. Ödemden dolayı 2 gün dinlendirilmiş. Salonda çalışmış. Bu sabah da çıktı takımdan ayrı. Gündüz çalıştı. Akşam antrenmanında takıma katılması bekleniyor dendi. Evet. Şimdi bunları bana birileri söyletmiyor. Ben böyle olmasını temenni edip de söylemiyorum. Bana gelen bilgi bu. Ben bilgiyi paylaşıyorum.
Ben, senin görevin o zaten. Ben bana bilgiyi gönderen... Yorum yapmıyorsun yani. Yorum yapmıyorum. Bana bilgiyi gönderene de güveniyorum. Bu zamana kadar da bu güvenden dolayı herhangi bir mahcubiyet yaşamadım. Umarım yaşamam. Yani sanki bu şeymiş gibi de algılanmasın. Böyle bir algı da oluyor. Ona da çok üzülüyorum. Sakatlığının böyle olduğu söylendi. Arada da arayacağım. Akşam takımla çalışıp çalışmadığını soracağım. Çarşamba günü Altay'la hazırlık maçı var. O oynayabilir aslında. Oynayabilecek durumda. Ama hoca yine de ne olur ne olmaz. Bu riske girmeye değmez. Deyip oynatmaya da bilir. Kendisi de belki oynamak da istemeyebilir ama sağlık problemi yok. Sağlık olarak oynayacak durumda olabileceği söyleniyor. Evet. Çarşamba günü için. Belki hoca spekülasyonlara son vermek için çarşamba olmasa da Cuma Denizli Spor maçı var. Cuma Denizli Spor maçında süre alırsa, oynarsa en azından şey kırılır. Biz de bize gelen bilgilerin doğruluğundan şüphe etmediğimizin mutluluğunu yaşamış oluruz. 53, birazdan 53. dakikada girdiği oyuncu defans oyuncusu. Yani bir taktik değişiklik oldu buradan evet, belli. O yüzden olmuş. Eksik yani kalmış. Bu sakatlık yüzünden değil yani. Evet. Sakatlıkla ilgili değil. Kesin evet. Bugün İbrahim Breze Fofana takımımıza katıldı. Gineli. 21 yaşında. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynuyor. Bugün imza... Ki ihtiyaç olduğumuz bir bölge değil mi? Kesinlikle orası? İhtiyaç olduğumuz bir bölge. Oraya yabancı bir oyuncu daha alacağız. Transferi bitti. Fofana bizim. Diğerinin de bitti. Açıklanmadı. Açıklamıyorlar. Gizli götürüyorlar. Bir şey de diyemiyorum. Zorlayamıyorum. Şimdi Kocaeli Spor 5 takviye daha yapacak diye haber yaptım. Yani mevkileri zor aldım. Bugün Teknik As Başkan Ekremcan Fofana'nın imza törenine katıldı. Basın mensuplarının sorularını cevapladı. Orada kendisi de mevkileri söyledi ama isimleri söylemedi. Fofana'yı 25 bin euro bedel ile kiraladık. 175 bin euro satın alma opsiyonu bizde. Sezon bittiğinde oyuncunun performansından memnun kalırsak 175 bin euroyu yatıracağız. Oyuncuyu 3 yıllık transfer edip takımımıza katacağız. Bu oyuncunun kulübe verilen şeyleri, oyuncuya ne anlaşıldı, ne verilecek, ne edilecek bu bilgi paylaşılmıyor. Bonservisten bahsediyoruz. Seninki bonservis. Evet, benimkisi bonservis. Ve Fofana Kocaeli Spor yolunda diye bir haber yapmıştım. Aynısını Harun Tekin haberinde de benzer bir yazı yazdım. İşte altına bazı taraftarlarımız sağ olsunlar okuyorlar, takip ediyorlar. Yorum yapmışlar. Ya işte yolunda gidiyor mu gelmiyor mu yapmayın böyle etmeyin diye. Haberin içinde zaten anlaşıldığı son bir detayın konuşulmak üzere şehre geleceği falan yazıyor. Yani haberin içine göre değerlendirilse zaten o aslında oyuncunun transferinin bittiği gelip burada son kez yüz yüze oturulup konuşulacağı anlaşılacak. Aslında imza atmadan da attı diyemiyorsun. Attı diyemiyorsun resmen. Aslında bizim Kocaeli Spor yolunda dediğimiz haberlerde oyuncu anlaşmış oluyor. Transfer evet. Normalde bitmiş oluyor. Son kez oturulup konuşulacak. Yani bu her yerde böyle olur. Adamla bir yerde konuşursun. Normal iş görüşmesinde de CV'ni gönderirsin. Ararlar. Şartlarını söylerler. Telefonda anlaşırsın. Yarın bir gel yüz yüze de görüşelim derler. Adam sana bakar. Elektrik alır başlarsın. Transferde de böyle oluyor. Yazışmalar oluyor. Konuşuluyor. Görüşülüyor. Sonra anlaşılıyor. Fofana basın toplantısında bugün Türkiye Ligi'ni bilmediğini, Kocaeli Spor'u daha önce duymadığını ama transfer sürecinin meşakkatli sürdüğünü ve bu meşakkatli geçen sürecin ardından transferinin bitip burada olduğu için mutlu olduğunu, Türk futbolunu, Türkiye Ligi'lerini ve Kocaeli Spor'u bilmediğini ancak ismini duyduğu andan itibaren araştırdığını, sorduğunu, bilgiler aldığını söyledi. İşte burada fizik gücü yüksek bir lig olduğunu, ikili mücadelenin, hatta Faruk elini böyle vura vura anlattı oraları. Evet. İkili mücadelenin çok sert geçtiğini, korakor bir lig olduğunu falan anlatmışlar. Benim için hiçbir problem yok dedi işin bu kısmında. Tam onluk. Beni çok etkileyen kısmı da şurası oldu. Oyun iki yönlü oynayabildiğini kendisi söyledi. Ben hem 6 numara oynayabiliyorum dedi hocam. Hem 8 numara oynayabiliyorum dedi. Ama benim haddim değil dedi. Şurada daha iyi oynarım, burada daha verimli oynarım. Hocamla henüz tanışamadım, konuşamadım. Bunu hocam karar verecektir dedi. Yani ben gelirken ki şeyinden aldığım enerjiyi gördükten sonra daha yüksek bir enerji aldım. Umarım olur.
faydalı bir oyuncu olur. Biraz stili de Diop'u andırıyor aslında. Hayırlı olsun camiamıza. Bakalım ne getirecek. Yani bu Kouakou için de geçerli. Fofana için de geçerli. İkisi de kapalı kutu oyuncu diyebiliriz ikisi için de. Yani şeyde o harika oyuncu, müthiş oyuncu aldık da demiyorum. Diyemeyiz zaten, denmemeli. Ama ya bu kim, Allah kahretmesin, bu nereden çıktı da denmemeli. Bu oyuncular beklenip görülüp yorum yapılsa daha faydalı yorumların yapılabileceği oyuncular. Ekrem Can'la alakalı da imza töreninde söyledikleriyle alakalı birkaç Ekrem şey söyleyeyim. Ekrem Can'ın katıldığı ilk imza töreni, evet. O önemli bir şey o. Evet. Bu transferin de başından sonuna kadar kendisi ilgilenmiş, uğraşmış. Oyuncunun Türkiye temsilcisinin Tarık Özaslan olduğunu söyledi. Oyuncunun bonservis rakamlarını söyledi. Taraftarımız bizim ağırdan aldığımızı düşünüyor. Ancak haklı gibi görünebilirler ama ben tam olarak öyle de düşünmüyorum dedi. Bugün Türkiye'de sol bek transferi problem bulamıyorsunuz. Evet. Biz sol bek aldık dedi. Kaleci transferi problem bulamıyorsunuz. Kaleci aldık dedi. Yerli santrafor bulmak çok zor, problem. Evet. Biz yerli santraforu da aldık dedi. Atabey Çiçek de şu an Türkiye 1. liginde santraforlar arasında oynayacak ideal oyuncu. Yerli oyuncular arasında. Doğru. İdeal oyuncu yani Atabey. İyi oyuncu hocam, sen de tanıyorsundur, evet, Atabey'i. Evet, Hasan'a soracağız transferi. Sol bek de zaten, Onur da desen öyle. Ve şeyi söyledi, menajersiz bu dünya dönmüyor. Bu çark menajersiz dönmüyor. Her oyuncunun bir menajer oluyor, bir temsilcisi oluyor. Mecburen onlarla görüşüyorsunuz. Menajerler arasında mesleğini kötüye kullanan insanlar olduğunu biliyorum. Evet. Ama bunlara dikkat ediyoruz. Elimizden geldiğince buna bir hassasiyet göstermeye çalışıyoruz dedi. İki ayrı scout ekibimiz var dedi. Burada bir scout ekibi var. Başka yerde de herhalde başka bir scout ekibi var. Onlar da inceliyor, araştırıyor dedi. Biz Fofana'yı aylardır takip ettik, araştırdık. Ertuğrul hocamıza aktardık. Ertuğrul hocamız da araştırdı kendi kaynaklarıyla. Şimdi Ertuğrul Sağlam'dı. Türk futbolunun markası bir adam. Onun da mutlaka güçlü kaynakları, güçlü çevresi tabii ki, vardır. Tabii ki. İyi bir referans alıp Fofana'nın transferini onaylamıştır. Detayları da gazetemizde şeyde paylaştım zaten. Her şeyi de burada söylemeyelim. Okuyucularımız oradan da... Yok, her şeyi burada söylerim. Problem değil, sakınmam ama söyleme. Aklıma gelmiyor. Her şeye, hepsi aklıma gelmiyor. İşte taraftarın ne dedi? Taraftarın hayran kalacağı bir oyuncu. Öyle mi? Ekrem Can söyledi. Evet, öyle söyledi. Taraftar hayran kalacak. Ekrem Can bizzat imza törüne geldiyse... Santrafor için dedi sanki. Yok, Fofana için dedi. Ha, Fofana. Santrafor için de ayrı bir... Santrafor için de çok iddialı konuştu. Onu da söyleyeyim hazır abi, konusu gelmişken sonra devredeceğim. Sonra başka konuları konuşacağım. Bir sağ bek yerli. Bir stoper. Yerli. Öncelik yerli. Bulunamazsa yabancı. Bu sefer Göbek'teki yabancı oyuncuyu yerleyecekler. Yani politikayı değiştirebilirler, hamleleri değiştirebilirler. Bir sağ bek yerli, bir sol stoper yerli. Orta sahaya bir adam 8 numara, 10 numara beraber oynayabilecek bir oyuncu yabancı. Sağ kanata bir yabancı, sol kanata bir yabancı, santrafora bir yabancı. Kocaelispor'un Ertuğrul Hoca'nın istediği bölgeler bunlar. Ertuğrul Hoca'nın raporunda yönetimden bu bölgelere oyuncu alın raporunun verdiği bölgeler. Yabancı hakkının hepsini kullanmak zorunda da değiliz dedi. Onu da söyledi. Tabii ki. İlla alacağız diye de almak zorunda da değiliz dedi. Bakalım, bekleyelim, görelim. Yarın ya da bir sonraki gün dedi değil mi Ömer Faruk? Bir oyuncu daha aramıza katılabilir dedi Hayrettin abi. Birkaç gün içinde. Yarın ya da bir sonraki gün bir oyuncu daha katılır dedi. Bir oyuncu açıklanacak. Birkaç gün içerisinde de 3-4 oyuncuya birden yani imza attırabiliriz. Yani toplam 5 oyuncu mu alacağız? Kaç oyuncu alacağız? Bence topuk yaylasına 3 transferle beraber gireceğiz yani. Belki de 4. Artı 3 transfer. Sağ bek, sol stoper, 2 kanat, bir orta... 5 dedim. Sağ bek, sol stoper, 2 kanat, 6. 6 mı? Bir orta saha, bir sağ sol kanat yabancı, bir de santrafor 6. Bir yabancı kesin alacağız dedi bu şeyi. Evet. 6 transfer. Yok, şeyler yabancı. 2 kanat oyuncusu yabancı, santrafor yabancı. 3 orada. Onların 3'ü banko yabancı. Evet. Yerli stoper bulamazsa yabancı stoper alacak. Ya 4 tane banko yabancı alacak. 2 tane de var, 6 yabancı olacak. 6 yabancı olacak.
Bir tanesi kulübede oldu. Hepsini de almak zorunda değiliz dedi. Yani oynayabilecek oyuncuyu almak, faydalanacak oyuncuyu almak daha mantıklı diye söyledi. Peki. Hasan'cığım sen tabii şu anda 7 transfer hepsini takip ediyorsun. Abi ben çok özür diliyorum. Şunu da söyleyeyim. Buraya bir daha dönmek istemiyorum. Dönme. Diop 1 milyon 100 bin euro karşılığında Troyes kulübüyle kesin olarak anlaştı. Fransa 2. lig. Evet. Fakat Diop'un henüz imza atamamasının sebebi Afrikalı oyuncuların Avrupa Birliği ülkelerine vize alırken yaşamış oldukları problem. Fofana'nın o kendi da, sorunu ama bizden gitti. Bizden gitti. Fofana'nın da aslında böyle bir problemi varmış ama onun için de büyük uğraş sarf edilmiş. Konsolosluklar falan varmış. Vizesini erken alabilmek için. Artık Diop bizim oyuncumuz değil. Diop bizim oyuncumuz değil. 1 milyon 100 bin satın avroya. Satın var mı Diop'ta acaba? Sonraki satıştan falan. %20. %20 var duruyor. %20 pay. Diop bizim oyuncumuz değil. Gitti. Yolu açık olsun. Umarım Diop'u iyi yerlerde görürüz. Henüz orada resmi imza atamamasının nedeni bu. Vize işlemlerinin halledilememiş olması. Vize işlemleri halledildiği zaman Troyes ekibi diyor. Çok teşekkür ederim Gökhan'cığım. Aydınlatıcı bilgiler için. Hasan'cığım transferlerle ilgili sana soralım bakalım. Transferler elimizde var, önümüzde var. Evet. Nasıl görüyorsun? Geçen sene maçları da çok izledin. Kadro ile ilgili çok yorumlar yaptın. Her maça geldin neredeyse hocam. Hemen her maça gelmeye çalıştık. Evet, en başta şunu sorayım o zaman sana. Geçen seneki kadro ile ilgili. Evet. Hoca geldi burada. Dedi ki bu kadroda hiç transfer yapmasak bile birinci ligde dedi kalır. Ligde kalır dedi. Yani çok kötü bir kadromuz yok dedi. Ona çok büyük tepkiler oldu. Sen geçen seneki kadro ile ilgili bizim şampiyon olmamızı da çok kişi de grubun zayıf olmasını öne sürüyor. Mesela hala onu yazıyorlar. Evet. Bu kadroya güvenip de hareket etmeyelim. Zaten zayıf gruptan çıktık falan. Bu konudaki eleştirilere nasıl bakıyorsun? Hakikaten bizim kadromuz zayıf mıydı? Tesadüfen mi çıktık? Grup zayıftı onun için mi? Yani o konuda bir yorumla başlayalım istersen Hasan'cığım. Tabii ki Hayrettin abi. Bir kere geçen sezon bizim takımımız bireysel anlamda oyuncu bazında bakarsak gerçekten bu ligin üzerindeydi. Kadromuz. Bireysel. Tabii bireysel bakarsak bu ligin üzerindeydi. Yani pek öyle dendiği gibi de kolay grup değil aslında. Değil mi? Değil. Bu, tabii ki. Yani bu neden bir dönem bir puan farkı açmıştık biz. 8 puan. 8 puan. O arada bir beraberlikler, mağlubiyetler. Fark kapanır gibi oldu. Yani o arada neticede yani dışarıdan bakıldığı gibi katılamayacağım Hayrettin abi. Yani grup öyle kolay değil. Neticede bireysel... Kimse bize altı tepside şampiyonluğu sunmadı. Tabii büyük ki. Bir emek var. Ha burada evet. Ne var? Biz Kocaelispor çok büyük bir camiayız. Yıllar öncesinden süre gelen, iki tane Türkiye Kupası'na sahip olan, geçmişte üç büyükler, dört büyükler denen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımları eski stadımız olan İsmet Paşa'da ecel telleri döktürmüş sahada. Bir takımız, bir camiayız. Gerek taraftarımızla, gerek sahadaki oyuncu grubumuzla. Ama neticede işin finaline bakarsak takımımız belki o bakış açısından hani dediğimiz gibi bireysel olarak ligin üzerinde bir kadroya sahiptik. Belki daha erken, daha önce şampiyonluğu şey yapabilirdik. Daha rahat bir şekilde sağlayabilirdik, elde edebilirdik. Belki bunların gecikmesi taraftarımızda doğal olarak camia büyük olduğu için, beklentiler fazla olduğu için tabii bir an evvel neticeye ulaşalım, bir an evvel şampiyonluğu kutlayalım, elde edelim. Bunların şeyi, bunlar da tabii baskı oluşturuyor. Baskı oluşturunca da bazen istemediğin sonuçlar oluyor futbolda. Ama işin özeti dediğimiz gibi Hayrettin abi, bireysel anlamda, kadro bazında gerçekten eğer ikincilik B kategorisi dersek kadromuz o ligin üzerindeydi. Tabii ki. Diyebiliriz. Evet. Tabii. Aynı görüşteyim. Peki şimdi yeni transferlere baktığımız zaman isim olarak, işte kariyer olarak iyi oyuncular olduğunu buradan görüyoruz. Evet. Sen de aynı şeyi söyleyeceksin. Bir tek tek onları değerlendirdiğin zaman neler söyleyeceksin?
Mesela önce şeyden başlayalım istersen. Kaleciden başlayalım. Abi, tabii. Kaleci transferi çok tartışıldı. Gökhan geçen sene çok iyi performans yaptı. Şampiyonlukta pay sahibiydi. Dolayısıyla Harun transferine gerek yoktu şeklinde bir görüş oldu. Sen ona katılıyor musun öncelikle? Vallahi benim şimdi tabii ki herkesin bir yoğurt yiyişi var. Neticede takımımızın hocası demin Gökhan kardeşimizin de söylediği gibi çok tecrübeli. Geçmiş yıllarda Türkiye Süper Ligi'nde Bursaspor'la şampiyonluk yaşamış. Sahaya ve saha dışına çok hakim bir hocamız var. Tabii ki dediğim gibi herkesin bir yoğurt yiyişi var. Fakat ben de Gökhan'ın yanında gene Gökhan gibi veya Gökhan'la yarışabilecek bir ikinci kaleci kesinlikle olmalı diye. Yani hoca gibi düşünüyorsun. Tabii ki %100. Burada... Peki Harun doğru isim mi diye sorsam sana. Harun'u da çok iyi tanıyorsun. Tabii ki. Tanıyorum. Yani burada bireysele girer biraz. Hmm. Bireysele girer. Yani ben de belki Hayrettin abi şöyle söyleyeyim. Söyle. Politik bir cevap ver o zaman. Politik cevap ya vermeyeyim. Ben aslında çok netim. Ya ben de bir yetki olsaydı, yetkili ben olsaydım ben Harun'u tercih etmezdim. Başka bir tercih. Tabii, başka bir... Ya yaşla ilgili mi yoksa? Yok, performans olarak performans olarak yani her ne Harun kadar... son dönem biraz düşüşteydi. Yani ben en azından benim kendi bakış açım bireysel ben Harun'u tercih etmezdim. Aklında birisi var mıydı peki? Ya aklımda geçmişten vardı isimler ama yani işin şeyinde söylersek Harun benim için ben beklediğim bir isim değil. Değil ben inan. Ama evet. Hoca bunu tercih etti ve hocanın da tanıdığı bir isim. Beraber de çalışmışlar. Tabii ki yani şimdi ona da saygı duymak gerekiyor tabii. %100 dediğimiz gibi çok tecrübeli bir hocaya sahibiz. Eğer hoca tercih ettiyse bir bildiği vardır deriz. Ama dediğimiz gibi herkesin düşüncesine saygımız sonsuz. Aynen. Ha, ben yetkili ben olsaydım ben almazdım. Ben Harun'u tercih etmezdim Hayrettin abi. Tamam. Peki Atabey Çiçek santrofor 27 yaşında. Atabey Çiçek nasıl bir santrofor? Nasıl bir oyuncu? Atabey Çiçek bizim takımımızda yani kaba tabirle bir şey vardır. Cuk oturur diye. Ben öyle oturacağını tahmin ediyorum. Sen 11'de oynayacağını düşünüyor musun? 11 oyuncusu olur mu? Şimdi yoksa tabii şimdi şöyle alternatif bir şey var. Mesela Kouakou sakat. Performans olarak ben oyuncuyu hiç tanımıyorum. Yani sakatlıktan kurtulur mu? Kurtulursa nasıl performans sergiler? Ondan sonra mesela dedi ki Gökhan kardeşimiz bir yabancı santrforda. Tabii üst düzey santrforda. Tabii üst düzey dedi. Gelecek oyuncu. Üst düzey demediler. Bir demedim. Tane yabancı santrforu daha alacağız dediler. Mevcudundan daha iyi dediler daha önce. Yok Engin Koyun şöyle dedi. Dinava Kasango'dan iyi bir santrforu dedi. Ama o sanki bu şey için onu kullandı diye düşünüyorum ben. Bu aldığımız yabancı oyuncu için. Bilemeyeceğim. Ben öyle düşünüyorum. Yani gelecek oyuncuların göstereceği performans bir de mesela şimdi dediğimiz gibi oyuncu işte İsveç'ten geliyor, işte Gine'den geliyor. Oradaki uyum sorunu. Tabii iklim, buradaki arkadaşları kolay değil. Yani aynı şeyleri biz de o şeyi yaşadık. Girsek aynı şeyleri biz de yaşayabiliriz. Yani bu süreç alır, zaman alır. Yani Atabey doğru transfer diyorsun. Yani benim tespitim, tercihim doğru. Doğru. Sol bek Onur Hocam, mahallede, özür dilerim. Mahallede 10 sene gittiğin kahveden başka bir kahveye gittiğin zaman bile şey oluyorsun yani. İşte onun için diyorum. Yani şimdi futbolda bunları da unutmamak lazım tabii ki. Bu öyle önemli bir şey detaylar var ki bunlar. Hayrettin abi bugün üst düzey bile seyrediyoruz. Oyuncu kırmızı kart görüyor. 2 maç, 3 maç ceza alıyor. Diyelim ki o takımın ilk 11 oyuncusu 2-3 maç ceza alıyor. 2-3 hafta sonra döndüğünde sahada performans olarak bocalıyor. Veya taktik organizasyon olarak bocalıyor. Evet. Ki böyle yurt dışından çok uzak mesafelerden değişik isimlerden gelmiş yeni arkadaş grubu, yeni takım kolay değil. Süreç alır. Tabii bu süreci ne kadar çabuk uyum sorununu atlatırsa en kısa sürede geçirirse. O zaman Onur'la ilgili de düşünceni söyleyeyim sana. Sol bek.
Onur Atasayar. Atasayar, evet. Ümraniye Spor'da. Ümraniye Süper Lig kadrosundaydı değil mi Gökhan? Geçen sene küme düştü ama sonuçta Süper Lig oynadı yani adam. Yani Onur da bizim iyi transferlerden biri diyebilirim Hayrettin abi. Orada bizim bir de Atilla Turan'ımız var. Her ne kadar Atilla Turan zaman zaman veya birçok maçta protesto edilmesine rağmen yani bizim taraftarlarımız açısından tribünde... Düştü mü sene çok edildi, geçen sene çok değildi. Geçen sene de bir zaman oldu ama neticede Atilla Turan da Ankara Gücü Süper Lig oynamış. İşte PTT Birincilik zaten bizde oynadı. Başka takımlarda da oynadı. Yani o bölgede de bir Onur ve Atilla Turan'la bir sorun, problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Evet. Bizim için gayet ikisi de ideal bir oyuncu. Evet, onun dışında Fatih Bektaş. Onu sana iyi tanıman lazım senin. Bildiğin bir oyuncu mudur? Sen alt ligleri falan da izliyorsun. Yani şöyle söyleyeyim Hayrettin abi, inan hiç seyretmedim onu. Zonguldak Spor'da hiç seyretmedim. Milli takımda da oynamış bayağı. Hiç seyredemedim. Yani performans olarak bir bilgim var dersem yanıltırım. Anladım, bilmiyorum. İnan hiç onunla ilgili bir bilgim olmadı ama en sağlıklı bilgileri Zonguldak'tan en kısa zamanda alabiliriz. Yani o konuda hiçbir problem olmaz. Geçen hafta Aykut buradaydı. Aykut Zonguldak Spor'da oynadı. Evet. Aykut. O bir takım bilgiler aldı. Çok iyi şeyler söyledi. Zonguldak'la ilgili bilgim vardır derken babanın Zonguldak Spor'da oynadığını bildiğim için dedim de ilişkilerin olmuş diye düşündüm. Önce acaba mı dedim. Doğrudur. Değil mi? Zonguldak Spor'da oynadı o dönemki, Savaş abi. Evet, Zonguldak Spor 69-70'li yıllar. Hatta benim doğum yerim Zonguldak abi. Tabii. 23 Eylül 1970. O zaman sen doğum yerin oradaysa bu çocuklarla ilgili çok detaylı bilgi istiyorum ben. Hiç sıkıntı yok. Her türlü araştır bunu, bize bildir. Öyle mi Gökhan? %100 hiçbir şey. Köşe yazsın. Köşe yazsın. Köşe yazıp gönder bize. Çıkartırız Hayrettin abi. O konuda hiçbir problem olmaz. Ya, ama dediğim gibi canlı gözle performans olarak hiç izlemedim. Bir şey tabii dersen, izlesen daha sağlıklı tabii, yorum yaparsın. Çok net. Son bir transfer, bir kaleci aldık. Genç bir kaleci. O da taraftarı çok şaşırttı. Ya bu kadar kaleci var. 5 kalecim vardı. Yok. Kampta 5 kalecim vardı. Bununla şu beraber 6 bu geldiği zaman İsmet ayrıldı, 5 oldu. Abi 6 kaleci vardı. İsmet gitti, 5 kaldı. İsmet gitmeden önce 6 kaleci. 5'ti, 6 oldu. Ya bununla beraber 6. Yani 5 tane kaleciyle mi gitti takım ya şeye? Evet. Afyon'a. Evet. Çok değil mi ya? 4 kaleci, 5 kaleci ne alaka ya? Normalde 2 kalacak zaten şeyde. Bir yedek kaleci. Yani bildiğim kadarıyla 3 tane kadroda 3 kişi olacak. 3 kaleci olacak. Dolayısıyla 6 kaleciyle niye, 5 kaleciyle 6 kaleciyle niye gidilmiş? Hayır. O da değişik bir şey. Tabii bu kaleci transferi, genç kaleci transferi, onunla ilgili de geçen sene maçı 3 maç mı vardı? Çok az oynamış. Rezerv liginde. Kasımpaşa'ydı. Kasımpaşa'nın rezerv liginde oynamış. Evet. Ama önceki seneye baktım Bayrampaşa'da. Evet. 30 maç oynamış, bütün maçlarda oynamış. Öyle bir şey var. Çok oynamamış ama bir şey görmüşler adamlar. Nasıl bilmiyorum, adamla ilgili ben de çok detaylı bilgim yok. Herhalde transfer komitesi, hoca çok derin araştırmışlardır ki bu transfere ihtiyaç duymuşlar. Ona nasıl bakıyorsun kaleci? Yeni bir kaleci, ikinci bir kaleci transferine daha doğrusu. Şimdi Hayrettin abi Fatih Bektaş'la ilgili söylediğim şeyleri, aynı şeyleri kaleci Enes için de söyleyeceğim. Performans olarak sahada İzlemedim. Canlı gözle izlediğim bir oyuncu, kaleci değil. Ama dediğim gibi gerek Kasımpaşa gerek Bayrampaşa Spor bir önceki oynadığı üçüncükte değil mi? Takımdan üçüncükte oynadı. Düştüler bu sene biliyorsun. Bayrampaşa. Bu sene düştüler. Geçen sene oynamış. Evet. Üçüncükte oynamış. Yani oralarda kiralık oynamış. Gerekli bilgileri alabiliriz. Çok sağlıklı bilgiler alabiliriz. Güzel olur hocam. Bir kaleci, yani bir tane daha kaleci transferi yapmak. O biraz çok konuşuldu, tartışıldık. Yani gerek var mıydı? Yani şimdi burada... Abi şöyle olmuştur, özür dilerim. İsmet'i gönderin, Eren'i de kiralayın demiştir deyince hoca. Bir kaleci ihtiyacı olacak. O noktada öyle olmuştur mutlaka. Sonuçta büyük bir ihtimalle... Eren de kiralanacak. Tabii Eren'in kiralık alması. 3 kaleci kadroda olacak. Harun, Gökhan, Enes.
Enes, Ahmet de bekleyecek. Evet. Ahmet de dördüncü kaleci gibi. Ahmet de bekleyecek. Bekleyecek. Öyle yapılanma, kaleci yapılanması öyle olacak. Öyle olur. Dört kaleci. Zaten dört kaleci normal. Tabii. Bu noktada ben şöyle bir şey yazmıştım. Bizim kaleci en son maçtaki kimdi? Enes miydi? Eren. Eren'di değil mi? Eren niye üçüncü kaleci değil de dışarıdan bir kaleci alındı? Soru sorulabilir. Ama yönetimin teknik eğitim bakışı... Abi hoca Eren, demiştir ki... Eren... Eren'i kiralayalım demiştir. Evet, Eren'in İsmet'le de kiralıp kiralanıp İsmet'le Eren'i kiralayalım. Üçüncü kaleci başka alalım demiştir. Hoca'ya da demişlerdir ki böyle genç bir kaleci bulduk. Zaten geçen senenin devre arasında gelecekmiş çocuk. Hmm. Önceden ismi geçmiş. Geçmiş devre gördüm arasında. Gördüm ben de. Ben biliyordum da zaten orada. Bildiğimi de Faruk oradaydı. Hep bildikleri sen kendine sattın. Sorduğum sorulardan bildiğimi de sana da birkaç kez bahsettim. Bilmiyorum, unutmuşum ben. Söylemek istemedim ben. Sen unutursun ha, aklında kalmaz demek istemedim de. Gazetede de birkaç kez muhabbetini yaptık bunun. Burada ben programda da söyledim bir değil iki kaleci alınacak diye. Hı, evet. Santrafor için de söylemiştim bir değil iki santrafor alınacak diye. Ya o çocuk da basın toplantısında imza töreninde Kasımpaşa ile yaşadıklarını anlattı. Son bir gün kala sözleşme koymuşlar önüne. Uzatalım diye. Bu tarafı aramış çocuk. Kasımpaşa. Evet. Şimdi Bayrampaşa'ya kiralık verdiklerinde demişler ki tamam oynayacaksın. Döndüğünde. Dönmüş gelmiş rezerv ligine göndermişler. Hmm. Yine oynamamış. O da ayrılmak istemiş. Sonra devre arasında da önüne sözleşme koymuşlar. Demişler ki uzatalım, oynarsın, gençsin falan. O arada da çocuk bir dahaki sezon için oynarsın vaadi olup da oynamamaya başlayınca bir arayış başlamış. Güvensizlik olmuş. Bir temas kurulmuş bizim arasında. Orada demiş ki tamam ben uzatalım deseler de uzatmayacağım. Sözleşmem bitince de Kocaelispor'a geleceğim demiş. Orada mobbing yapmışlar çocuğa. Kasımpaşa'da bana yapılanlara ahlak dışı buluyorum dedi çocuk. Şimdi şöyle bir orada şey... çok daha fazla şeyler de anlattı ama şimdi biz hani kamuoyu bunlarla meşgul olmasın. Çocuk da bir yetiştiği kulübe karşı... Şöyle bir şey olabilir mi diye kafamda şöyle bir senaryo uyguladım. Şey, Hasan, bu olabilir mi? Şimdi hepimiz diyoruz ki Gökhan'la Harun yarışacaklar. Biri oynayacak veya öbürü oynayacak. Bu genç çocuk almasın formayı bu ikisinden. Böyle bir potansiyeli olabilir mi? Bu çocuğun seçilmesinde... Sanki bana öyle geldi. Ertuğrul Hoca'nın gözünde abi, şöyle sanki, bir artısı var abi. Ayağı düzgün sanki, bir topçu. Çocuğa hiç sıra gelmedi abi ilk kere. Çocuğa sıra gelmedi evet. İlk ne diyorsun kere, sen? Ben kaleciden başlayayım abi diyorsun? İlk önce. Ben bir şöyle, şey söyleyeyim. Buyur abi. Şey müsaade et de konuşsun. Çok adam. Çok 10 saniye kardeşim özür dilerim. Harun Tekin, Onur Atasayar, Atabey Çiçek. Hocanın daha önceki öğrencileri. Atabey röportajda Ömer Faruk da oradaydı. Hocam... Tabii Ertuğrul Hocam gelince benim gelişim daha kolaylaştı diye. Tabii. Kendisi söyledi. Atabey'in bu santraforu yarışında ama böyle bir avantajı da var. Kimdi? O, onun için de eski talebesi dediler ama değildi mesela. Kimdi kim? O? Bir tanesi için. Yok bunlar hangisi? Kesin eski talebesi. Yok yok. Üçlü. Bir kişi daha vardı. Kimdi aldık başka? Atabey, Onur, Fatih. Fatih değil mesela. Değil ama abi. Oynamadı zaten. Başka kim var? Öteki ikisi de yabancı zaten. Bir de kaleci Enes yok, var. Yok yok. Sen Atabey'le santraforda buluştular diyorsun değil mi sen? Şeyde. Samsun'da mı Atabey'de? Evet. Tabii Samsun'da. Onur'la da? Bursa. Harun'la da Bursa. Atilla'yla ben, Kayseri. Ben Onur'dan emin değilim. Sanki o %100 eminim. Baktın mı? Evet. Eski şeyi talebesi öğrencisi. Sanki ben de baktım da sanki bir aynı takımda oynamadılar şey... Aynı dönem şimdi ben de şüpheye düşürdüm. Bakarız ona. Şu ana bakalım yine. Ben arada bakarız. Şey, aklımda öyle bir şey kaldı. Arada bakarız, arada bakarız. Bakalım. Arada bakarız. Enes için de şunu söyleyeyim. Favra vereyim. Enes için söyle. Gökhan 34, Harun 34. Bu 23. 1-2 sezon sabreder. İyi çalışırsa oynar. Tabii hocam. Ki. Yok, bu sezon da zorlar diye ben zorlar belki mesela. Oynar. Ama oynayabilir. Bu sezon oynamasa bile... Önü açık eğer iyi kaleci ise burada istikbal açık. Öbür taraftan kiraya gidecek öbür çocuk. O da şimdi o da hem, onu, hem Gökhan da çalışacak hem Harun da çalışacak. Onun için de o da deneyim bulunmaz bir fırsat. Evet sevgili kardeşim. Kaleciden başlayalım. Evet Faruk. Neden kaleci tercihi? Yani böyle evet kaleci, iki tane kaleci aldık. Harun Tekin'de Gökhan Değirmenci varken neden bir üçüncü kaleci aldı? Evet. Herkesin soru işareti kafasında.
İlk olarak Ertuğ Sağlam'ın pas oyununa uygun bir topçu. Evet, kendi doğru. konuşmasında ikinci bölgeye çok iyi top atabildiğini söyledi. Yani her kaleci direkt bunu söyleyemez mesela. Evet. Hatta ikinci bölgede ne olduğunu bilmeyen kaleciler var ya. Evet. Şey olarak. Bu genç kalecisi söylüyorsun değil mi? Ha, kaleci doğru. dediğin kurtarır. Yani ikincilik dediğin kaleci yani geldi kurtarışlarla ön plandadır yani. Ama bu kaleci direkt kendini tanıtırken ben ikinci bölgeye iyi top atabiliyorum dedi yani. Bu Ertuğ Sağlam'ın bence dediğin. Direkt tav olduğu bir nokta. Evet. Yani, bence transferinde istemiş. O yüzden onay verdi. Bak oynatabilir söylüyorum evet. burada. Evet. Harun'a Gökhan'a rağmen. Hatta şöyle dedi. Sizin anlayacağınız futbolun anlayacağı dilde söyleyeyim ayaklarım iyi benim dedi. Evet. Abi işte. Evet. Hocanın hoşlandığı tarzı dediği gibi. Kaleci o yüzden ben aldığım. Bunu söyleyelim. Yani. Evet. İkinci olarak çünkü ben... şeyde kamuoyunda sosyal medyada çok yangın yapıldı evet. bu meseleyle. Niye bu kadar kaleci alın? Bence iyi de oldu. Ben de doğru olduğunu yani. Yapılan evet. planlamanın doğru olduğunu ben de düşünüyorum mesela. Son antrenman maçında çift kale maçtı. Kamptan bir gün önceki son çift kale maçında gençleri bir hoca denemeye aldı. Yani böyle tüm gençleri diğer A takım dediğimiz yani anladım genç oyuncular. Yedeklerle beraber onları almadı. Genç oyuncularla beraber bir deneme yaptı. Eren Bilen'le İsmet de kalelerdeydi. Ve pas oyununa yönelik birkaç şeyler gösterdi. Hocanın kalecilere top geldi yüzü düşüyordu yani. Hem Eren Bilen olsun hem İsmet olsun çok beğenmiyordu. Yani orada karar vermişti bunları göndereyim diye. Pas oyunlarında biraz sorun yaşıyordu kaleci anlamında. Büyük ihtimal bu yüzden bir kaleye sağlam iki tane ayağı olan oyuncuyu aldı. İkisi de garanti şu an. Harun Tekin de Mehmet Enes de şu an iyi. Anladım. İkinci bu kaleci olarak, şeyini hallettik. Santrof olarak bir eksiğimiz var. Onu değineyim. Şimdi Atabey Çiçek ve Kuaku evet santrof olarak aldık. Okan var kadroda. Okan var. Okan başka evet. var mı santrofor bizde? Yusuf Efe var. Evet. Yusuf Efe. Ama TFF 1. Lig'e baktığımız zaman geçen sezonu göz önünde bulunduralım. Sakaryaspor'un Kasangu. Ondan sonra Altay'da Paycao. Daha sonra kim vardı başka? Paşo. Paycao yokunuyor herhalde. Paşo. Ondan sonra bitti mi o bir yere? Samsunspor 1. olarak çıktı. Tanko'ya vardı orada. Tanke. Evet. Yani tam bitirici forvet bunlar. Şu an bizim bence bitirici forvetimiz yok. Son vuruşu ustası. Bence o alınacak zaten. Ben çilek transfer olarak peki, onu düşünüyorum. Peki bir santrafor alacağız ya. Evet. Bir santrafor alırsak sanki Okan gidecek mi? Okan gidebilir mi? Ama Okan tarzında futbolcumuz yok şimdi. Mesela oyunu tutabilecek sonradan girdiğinde bence çok yararlı olabilir Okan. Kalması lazım benim gözümde. Bence gitmez. Bence gitmesin. Bence çünkü takım... sırtı dönük Okan oynayabiliyor. Gider mi gitmez mi? Bence hoca çift forvet oynayacak. Çift. Bazı maçta da oynayabilir. Dolayısıyla hep ihtiyacı olur. Evet. Okan tutar mı diyorsun? Abi şimdi çift forvet oynarsan 4 tane santraforun zaten olmalı. Çünkü ikisiyle maça başlayacaksın, değiştireceksin. Adam sakatlanacak hocam değil mi? Evet. Bir şey olacak. Çift forvet oynayacaksan 4 santraforun olacak. Ve bence hoca çift santrafor oynayacak. Ya santrafor gibi oynamasa abi, bile... Abi her maçta çift santrafor oynayamazsın. Bir santrafor bir forvet gibi oynayacak. Gene oynayacak. Ben öyle düşünüyorum. Yok Okan biraz kanat gibi oynasa %100 kalır diyeceğim ama Okan kanat da oynayabilir. Kuaku kanat gibi oynuyor işte. İşte onlarla ilgili bir şeyim yok. Kuaku biraz daha kanat tarzı. Acaba Okan sen ne diyorsun Okan'la ilgili? Bir... Okan kalır abi ama kalır yedekten girer. Kalmalı. Yani, kalmalı. Kalmalı mı kalır? Kalır demiyorum. Kalmalı. Arka sönük forvetimiz yok kalır takımda demiyor. Başka. Düzeltti. Şimdi Kuaku dediğimiz haber, zaten. Haberden çıktı. Ben zaten öyle dedim. Yok tamam anladım. Kalmalı dedim. Kalmalı. Bu evet. yorumdur. Kalmalı abi belki yorumdur. Çocuk diyecek ki ben bu santraforlar varken ben gitmek istiyorum diyecek belki çocuk şimdi. O da olabilir. Santrafor kim gelecek bilmiyoruz ki. Belki evet. çok sükse bir isim gelecek. Diyecek ki ben burada sıra gelmez bana. Yani ben nitekim İsmet de öyle oldu. İsmet gitmek istedi gitti. Ya şimdi kupa maçı... İsmet'e git dediler yani. Gitmek istemedi değil. Gitme dediler. İsmet mi gitti acaba? Emin misin? Ben git dediler diye düşünüyorum. Ben de İsmet... Şimdi çocuğa ayıp olmasın da burada. Ben de İsmet Mehmet Enes transferinden sonra gitmeye karar aldı diye biliyorum. Tamam işte. Yani yeni bir kaleci transfer edilince burada bana ekmek yok diye düşünmüştür. Tamam git. Ama ona da onu zorladılar anlamında söylüyorum. Yani o transferi ben tamam mi yaptım? Şey. Okan da öyle düşünebilir. Şimdi düşünebilir. Yeni santrafor gelince belki
Ama ben sanmıyorum. Ben hocanın da konuşacağını, görüşeceğini düşünüyorum. Ben Okan'la ilgili sanki ve Okan yüksek kadro planlamasında olmayacak diye düşünüyorum. Kadroda 3 santroforla giremeyiz sezonu. Öyle bir giremezsin durum olmaz. 4 santroforla lazım. Senin yani 2 kilo oynayacaksan çünkü falan ki. Şimdi 2 tane kanat da alacağız. Belki iki. Onlardan biri kanat forvet olacak. Onu da bilmiyoruz ki. Ama hocanın öyle bir huyu yok. Yok abi. Kanat forvet olacak. Hoca direkt kanat oyuncusu alıyor. Kanat yani. Oyuncusu öyle kanat forvet değil yani. Sağ kanat sol. Ben çok eminim diyeceğim. Tarzı. Oyuncuların adını mı biliyorum falan olacak da. Ben kanat net kanat oyuncuları olacak. Evet. Peki, Okan'la ilgili anlaşamadık sizle. Evet. Ben farklı düşünüyorum. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Gönderilir mi diyorsun? Okan'ın kadroda... kadro planlamasını olamayacağını düşünüyorum. Öyle olsaydı Okan'ı çoktan demezler miydi? Ama daha bir şey yok ki işte. Daha kamp etmedi. Ama hocam şimdi oyuncuyu düşünmüyorsan oyuncuyu mu kandıracaksın? Ama ya, işte transferlere falan bağlıdır ya biraz. Ben Okan Eken'i 30 Haziran 7 Temmuz arası izlediğimde Okan Eken şu anda Atabey'den bile belki daha çok, önde. Çok çalışkan. Atabey'den de önde. Abi çok. Antrenmanlarda böyle bir yüksek, çalışma yok, azmi yok yani. Burungat testlendik antrenmanlar. Yüksek motivasyon evet. Çalışıyor. Hiç açık, yani. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Şu yani. Muhabbetin içinde bile olmak istemiyordu. Darbe yani. Yiyor, düşmüyor. Yani böyle ayakta kalıyor sürekli pozisyonlarda, kafa pozisyonlarına giriyor. Ya belki içeri şu konuşmanın şey bile yani. Olmasından evet. Hoşlanmıyorlar. Ya canım bu benim görüşüm ya. Ben yok yani... senin için demiyorum ya. Ben Okan gibi bir oyuncuyu kaybetmek istemiyorum. Şahsi olarak demiyorum abi. Onu söyleyeyim. Okan bence başka herhangi bir yerde konuşulmasından falan da yani. Ben kendi zihninde bile düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Bir yabancı forvet alacaklar işte bu bahsettiğim. Santrafor kesin alınacak. Yok. Evet. Bu alınan da iş bitmişti. Ben dedim tamam artık bu yapılanma bitti zannettim. Öyle zannediyordum ben mesela başlangıçta. Okan'ın da doğal olarak üçüncü bir forvet oyuncusu olarak orada kadro yapılanmasını düşündüm ama bir santrafor daha alınacağı söyleyince... Ama sen bunları düşünürken takım tek forvet oynar diye düşünüyordum bir yandan da. Tabii tek forvet oynar düşünüyordum. Ama çift forvet oynayacaksa... Çift forvet nasıl oynar bilmiyorum. Ve çift forvet oynamayı düşünüyorsa... Çift forvet oynar mıyız ya? Bence çift forvet oynayacak abi. Oynar mıyız Hasan çift forvet? Vallahi tabii yani şimdi 4-4 bazı ya. Maçlarda oynayabilir mi? Şimdi bunların çalışmasını muhakkak hoca kampta taktik organizasyonlarda yapıyordur. Bir de Hayrettin abi ben de izlediğim reklama kadarıyla gideceğiz. Sahadaki performans Okan Eken lig uzun maraton kalsın ben de mı? Okan Eken tarzı ihtiyaç olur mu diyorsun? Kalsmasında tabii bence. Abi orayı yıpratıyor. Abi kupa maçlarımız var. Kaç yoruyor, kupa yoruyor, yani. Yıkıyor, nefes yalnız, aldırmıyor. Yalnız ben bir şey söyleyeyim. Ayrımımız şu. Sizinkiler yorum. Siz yorum yaptınız. Sen kalmalı. Bilgiye seninki mi dair? Biraz bilgi. Ben? Hayır. Yo bizimkisi yorumsa seninkisi bilgi oluyor. Benim yorum değil. Öngörü değil. Öngörü. Evet. Öngördüm. Evet. Öyle bir öngörüm var. Sen öyle bir... Yani bence abi seninkisi için... bu son bir transfer daha yapılacak abi, dediler ya. Abi seninkisi dedim, Okan'ı gözden çıkarttılar. Abi seninkisi bizimkisinden farklı. Ne nasıl? Bizimkisi yorum. Seninkisi öngörü. Ama Kuaku'yu şöyle düşün. Hayrettin abi. Bizler de deriz o zaman. Kuaku kanatta da alternatif olur. Kim? Yani Kuaku'yu hem santrafor hem kanata alternatif düşünün. Santrafordan bir düşün onu. Her onu, zaman için. Onu söyledim. Yani şu an Okan bence üçüncü kanatta forvet. Oynamamış dediler. Değil mi? %90. Abi kanat oyuncusu olarak demediler zaten. Ya. 4-3-3'ün kanat evet. Forveti gibi. Ama gibi. Hızlı bir oyuncu. Çift santrafor. Çift santrafor. Çift santraforda biraz arkadaki oyuncu ama gibi. Ama başarı top sürme oranı çok düşük. Onu da söyleyeyim. Yani %37 gibi çok düşük bir rakam. Ama Samet Ali falan diyorduk. Onların daha yüksekti yani. Şu da var. Şu da var. Yani şu da var. Kanata atarsa. Samet Ali nereye gitti bu arada belli mi? Daha belli değil. Şu da var. Santrafor kim gelecek? İşte oraya. Ya çok da... Sen ama geleceği tarihi biliyorsun. Söyle öyle. Öyle reklama gidelim. Belki gibi geleceğini de biliyorum. Biliyorsun onu biliyorum. Ben yani çilek olacağını düşünüyorum yani. Bu pastanın çileği son anda gelecek belki gibi öyle duruyor. Olmayacak. Peki 20 Temmuz mu? Ülke çok, 20 Temmuz. Dışarıdan 20 Temmuz. Dışarıdan yabancı. 20 Temmuz yabancı olmaz. 20 Temmuz. 20 Temmuz'da santraforu bitirmeye çalışıyorlar. 20 Temmuz dediğin 3 gün sonra mı? Perşembe, Cuma. Perşembe, Cuma. Yabancı santra... Yabancı. Zaten yabancı olduğunu evet. Kendi de şey gibi oldu. Yabancı. Sessiz sinema gibi. Değil mi? Yabancı. İki kelime. Şimdi bir de güzel bir. Hayrettin abi bir söyle çok kısa. Çarşamba, Cuma hazırlık maçları evet. Verdi. Eğer o maçları izleyebilirsek daha iyi yorumları o maçları daha iyi. Nasıl izleyeceğiz hocam? Var mı? Yayıncı var mı? Bu arada bir YouTube yok. Falan bir şey olur herhalde. İnşallah bir şey olur. Yani YouTube. Maçlara oraya gitme şeyimiz olursa. İşte ben... Afyon. Senin olur da bizim tabii. Biraz zor olur. Yani... Gidersen bizi de getir. Aynen öyle. Senin arabayla gidelim ya aslında. Ömer Faruk'ta gidelim.
Kaç saat? Afyon çok uzak değil. Sen ne gel abi? Otobüse gideriz abi ya. Atlarız otobüse gideriz. Abi otobüsle gidemeyiz. Hayrettin abi. Arabada bir gün önceden yeteriz. Gidelim hatta. Orada bildiğin yerler var galiba. Hasan abi, olur. Zaten çarşamba cuma maç var ya, perşembemiz boş olacak. Tamam. Evet. Çarşamba gitsek. Bağlayalım o zaman. Öyle. Çarşamba gidelim, cuma maçı izleyip dönelim. Peki programdan sonra konuşalım. Evet, tamam. Arabada yatarız. Söyleyeceğim bir şey var mı? Reklama gideceğim. Yani söyleyeceğim. Bu ikinci bölümde devam edeceğiz. İkinci bölümde devam edeceğiz. Evet, reklam aramız var. Kısa bir reklam arası. Devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Tekrar birlikteyiz. Bu arada yorumlar var, onlara bakayım. Tuncay Pınar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin, selamlar demiş. Kriz Necdet, iyi yayınlar dilemiş. Herkese selam demiş. Nice yıllara demiş ayrıca Kriz Necdet. Turan Turan, herkese selam ve saygılar, sevgiler sunarım. Kolay gelsin gençler demiş. Halit Er Yılmaz, kadro kötü değil, kötünün kötüsü, berbat ötesi demiş. Vay anasını, hangi takımı izledik acaba? Takım şampiyon oldu. Şampiyon olmuş bir takımın kötünün kötüsü. Yok, o kadar aşağılamaya gerek yok. Vay aslında. Rakip de ikram etti bize şampiyonluğu demek ki. Yok, öyle gözüküyor. Yok, Mustafa Gültekin, iyi akşamlar yayınlar. Mustafa Gültekin transferde rakiplerimizden çok gerideyiz demiş. Hüseyin Subaşı, iyi yayınlar Hayrettin abi. Hasan hocama, hocam seviliyorsun. Hüseyin Subaşı kardeşime de buradan selamlar. Bu arada Muammer Ademoğlu, Kocaelispor'un eski çalışanı. Hayrettin abi, Trabzon Vasat'tan izliyorum. Ne olur Allah rızası için her zaman yaptığın gibi bir kere daha eski personel borcunu hatırlat. Onlar Müslümanlıktan bir haber ama belki bir faydası olur. Söylediklerinden etkilenip ödeme yaparlar diye. Evet, bu konuyu hakikaten bu eski personel alacaklarından girelim bu sefer. Ben konuşayım arkadaşların müsaadesiyle. Uzun zamandır gündeme getirmedik. Sayın Başkan belli sayıda eski personelde ödeme yaptığını söyledi ama hala çok sayıda emekçi parasını alamadı. Bu konuda biz de hatırlatmış olalım. Şu anda tabii ki önceliğimiz iyi bir kadro yapmak bu ligde. İyi oyuncular, iyi transferler yapmak ama bir tarafımızda da mutlaka bu eski personel alacakları, emekçi alacakları dursun Sayın Başkan, Sayın Yönetim. Bu konuda bir adım atarlarsa çok seviniriz. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet Gökhan, şuradan başlayalım. Genel bir eleştiri konusu, Kocaelispor transferde geç kalıyor. Gerçekten geç mi kalıyoruz? Diğer takımları da sen takip ediyorsun. Abi bu hafta biterken bir 3-4 oyuncu almazsak geç kalacağız. Şu an için geç kalıyoruz diyemiyorsun yani şu anda mi? Yani tam diyemem. Ya biraz daha çabuk da olabilirdi. Ama yönetimin de niyetini anlıyorum. Ve diğer takımlara da bakıyorum. Çok yapan da var, az yapan da var. Ya burada ölçü hiç diğer... Hiç yapamayan var. Hiç yapamayan var, yasaklı olan. Bu, bence burada ölçü diğer kulüpler de olmaz. Her kulübün ihtiyacı aynı olmaz. Bence burada ölçü... Şimdi bizim sıkıntımız şu, insanlar daha çok bizi Sakaryaspor'la kıyas yapıyorlar. Orayı da biliyorlar. Şimdi Sakaryaspor aynı yönetim devam ediyor. Kongre yapmadı. Aynı hocayla devam ediyor. Dolayısıyla kadroda da çok büyük bir değişim yapmadı. Dolayısıyla büyük bir avantajla aynı ligde oynuyorlar. Geçen sene playoff oynamış. Dolayısıyla bizim Sakaryaspor'la kıyaslanmamız doğru bir şey değil. Aynı şeyler dedi. Elma armut gibiyiz şu anda biz. Evet. Biz kongre yaptık. Hoca değiştirdik. Kadroyu büyük bir oranda değiştiriyoruz. Bizim işimiz çok daha fazla yani. Bir alt abi soruyu bana sorup cevabı mi? Sen verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Müteşekkirim. Peki ben olsun. Ne yapacağım burada oturuyorum da yüküm ben sorum soracağım sadece. Estağfurullah abi ya sana da bir şey demiyor. Ama bana soruyorsun. Yanlış mı düşünüyorum peki? Sakarya'yla bir kıyaslama varsa. Abi kimseyle kıyaslanmaması lazım. Heh, onu söyle. Hiçbir kulüpte. Çünkü kulübün yapısı başka, ihtiyacı başka, gideni başka, geleni başka. Bir sürü detay var. Bence ama şimdi sabah seninle şunu, gazetede şunu da konuştuk abi. Süper Lig'de bile oyuncu lig başlıyor sonra geliyor abi. Tabii canım. İki hafta sonra geliyor. Abi Galatasaray geçen sene hatırlayın. Evet. Son dakika yaptığı transferlerle falan yani şampiyonluğu da oyuncular getirdi yani. Ligin ikinci haftası geliyor oyuncu, üçüncü haftası geliyor oyuncu. Yani bu iyi bir örnek değil, onu söyleyeyim. Geç kalınıyor yorumlarının da bir bölümüne katılıyorum.
Ama eyvah eyvah mahvolduk kalacak kadar bir gecikti. Değil. Evet. Çoğu oyuncuya görüşme devam ediyor zaten. Biten oyuncu var. Evet. Kesin biten oyuncu var. Yarın akşam bir sürpriz olmazsa, bir aksilik yaşanmazsa yarın akşam bir oyuncu daha Kocaelispor'a geliyor. Yabancı bir oyuncu. Yarın akşam imza töreni olacak. Büyük ihtimalle. Yani %90 diyebilirim. Yani 8. transfer. 8. Evet. transfer olacak. Bölgeye de baktığın zaman kaleci, sol bek, santrafor. Fena yerler de değil. Yerli santrafor bugün imza töreninde de konuşuldu. Zor bulunuyor. Dediğim gibi bu hafta önemli. Benim için topuk yaylasında takımın tam olması önemli. Çok önemli. İkinci son kamp. Evet. Maç haftası. Hazırlık maçlarının oynanacağı. Tabii. Orada takımın tam olması önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Gecikiyoruz ama bence Altay maçında göreceğiz abi. Altay maçı geç kaldık mı kalmadık mı bize gösterecek. Şu da var. Ama Altay maçı çok erken ya. Abi, ama çok bir gösterdi. Ama abi şimdi transferi sen yapamadıysan o tarihe kadar. Hani oyuncu kötüyse. Altay maçı dediğin ne? 2 gün sonra ya. Ondan abi, bahsetmiyor musun? Şu da var. Gecikip gecikmediğin şundan sonra da yorumlanır. Ben şimdi Sivasspor'da tamamen örnek veriyorum. Altını çiziyorum. Tamamen örnek veriyorum. Ben şimdi Sivasspor'da stoper Caner Osmanpaşa'yım. Hocam Servet Çetin geldi. İlk kampa gittim. İlk kamp bitti. Hocam raporu yazdı. Yönetime dedi ki ben Caner'le devam etmek istemiyorum. Caner boşa düştü. Caner boşa düştü. Aldın Caner'i. Hazır kampta. Hazır. Geç kaldın ama yaralanmadın. Evet. Öyle oyuncu alabiliriz. Böyle eğer böyle olursa öyle tercih edeceksek diyorsun. Yani böyle olursa strateji bu gecikmenin biraz tolere edilebilir. Telafisi fazlasıyla yapılmış olur. Katılıyorum. O da haklı. Ama boşta gezen bir oyuncuyu hiç çalışmamış bir oyuncuyu alıp hele hele topuk yaylası kampı başladıktan sonra alıp adapte etmeye çalışmak külfet olur. Hocanın da bununla alakalı zaten istiyorsa baskısı vardır. Mutlaka bir yorumu vardır. Hocamı da özledik yani. Yalan yok. Ertuğrul Hoca'yı da özledik. Yarın konuşacağız bir kendisiyle. Program yaptık. Afyon'a bir maça gideriz inşallah. Yok ama sen orada da buluşuruz. Sen namaz kılıyordun. Biz şöyle yaptık anlaştınız programı. Siz? Çarşamba çıkıyoruz Allah nasip ederse sabahtan. Programı yaptınız siz. Hasan hocamın arabasıyla. Evet. Sen, ben, Hasan hocam, Ömer Faruk. 4 kişi. Tamam. Gidiyoruz Afyon'a. Çarşamba Altay maçımızı izliyoruz. Perşembe günü kampı takip ediyoruz. Röportajlar. Cuma günü nasip olursa Denizli maçımızı izleyip geliyoruz. Ben yayın olmasa bile GoPro'dan çekeceğim. Yani yukarı koyup. Yayıncı olmazsa. Yayın yapan çıkar belki ya. Yayıncı olmaz. Çünkü yasaktan mı? Tabii antrenman maçı bunlar. Hazırlık maçı değil. Yani resmi hazırlık maçı değil ya. Bizim İbo'dayı çeker ya. Gelirse çeker ki gelir de geliyor gelir da. İbo. Yok biz de çekeriz. O YouTube'undan çeker. Öyle bir şeyler yapacağım. İbo. Bir şey de olur yani. Biz taraftar izlesin ya. Mutlaka izlesin. Ben de kendi sosyal medya hesabımdan da canlı yayında yaparım. Afyon programımız böyle bu arada. Sen o ara ibadet ediyordun. Böyle Allah bir konuştuk. Üstünden tabii detaylarını yine konuşuruz. Peki bu soruya cevap verdin değil mi? Bitti. Verdim. Mesela geç kalıyoruz konusunda kısmen hak veriyorsun. Eğer ama hazır olmayan oyuncu alırsak geç kalıyoruz. Evet. Ama oyuncu hazırsa, bir yerlerde çalışıyorsa ve o olacaksa çok da büyük bir problem teşkil etmez diye umuyorum. Sivasspor ve Caner Osmanpaşa örneklerini isimlerini tamamen örnek için kullandım. Onu da söyleyeyim. Yarın gelecek oyuncu. Sen biliyor musun? Hasan, şimdi kiralıktan dönen oyunculardan sadece Onur Öztonga kadroda. Evet. Çok sayıda oyuncumuz vardı. Çok da çalışıyor. Ömer Faruk da gördü. Ya çok çalışıyor. Delice çalışıyor. Ben güçlenmiş. Onur'un oynayacağını düşünüyorum. Ben de yani kadroda olacağını düşünüyorum da. Ben de kesin düşünüyorum. Güçlenmiş. Motivasyonu yüksek, özgüveni yüksek ve henüz 23 yaşında. Çok genç. Geçen sene çok de genç. Çok iyi bir oyun tepkisi yakaladı. Orada yani bir yorum da yapalım. Olmalı da ya artık evet. Ya değil mi? Olmalı. Hakkıdır artık ya. Bir İzmitli bir abi, çocuk orada olsun ya. İsveç liginden 3. liginden oyuncu alıyoruz da Türkiye ligi 3. liginden niye almıyoruz? Şimdi böyle bir şey de. Ayrıca onu, şöyle bir şey var. Gayet de o anlamda. Çok 3. ligden kim alır ya? Çok güzel bir şey söyledin. Doğru söyledin ama
İsveç'in Süper Ligi 1. Lig diye geçiyor. Evet. Tabii. Dolayısıyla oranın 3. Ligi senin 2. Ligine denk geliyor. Ha, öyle. Öyle bir detay var. Ama yok yani, ama doğru söyledin. Onur Öztöngen'in hakkıdır yani. Bir transfer değil yani. Biz İsveç 3. Liginden gelecek vaat ediyor diye bugün evet. Fofana'yı getirdiysek evet. yıllardır Onur'da gözümüzün önünde oynayan yani. Onur da bu takımda kalmalı. Oynamalı. Hatta gelecekte kaptan olmalı. Engin Öztonga, Mehmet Öztonga. Ama Ginel oyuncuyla ilgili gibi. Milli takım detayını unutmamak. Esas orada herhalde şey evet, yapmış. Evet. Zaten o şampiyonada falan. Adam yani U23 müydü? Evet. U23'ün takım kaptanı. Ya hadi o olmaz da başkası yani. Anlatabildim mi? Onur'un da. Birebir şey. Onur'un da bir hakkı var yani abi. Ben de onudan şeyim, umutluyum bu sene. Ve çok da çalışıyor, iyi çalışıyor. Bu sene oynamak istiyor. Disiplinli çalışıyor. Çünkü gitmeyi de düşünmüyor. Menajerliğini de Mehmet yapıyor, abisi yapıyor. Geçen sene de kalmasını çok istemiştik ama Mehmet bir sene daha dışarıda kalsın dedi. Kendi isteğiyle gönderdi. Biliyorum, yoksa evet. belki de kadroda kalacaktı. Ama belki de oynayacaktı çünkü bir ara çok kötü gidiyordu. Ama evet. sen daha iyi biliyorsun Hayır, o süreci. Çok da iyi düşünmüş Mehmet. Evet, iyi mi düşünmüş? İyi ki gitmiş diyorsun. Gitmiş, en azından oynadı. Tabii. Ulu oynadı ya, 33 maç oynadı. Evet. Hep şampiyonla oynayan takımlarda oynadı. Dersek ki artık iyice pişti. Pişti tam zamanı. Yeter artık. Tam kıvamında yani ben. Şu an tam zamanı. Bir stoper olsun bizim takımda. Öbürünün yanına koyalım. Bek de oynar. Bek de oynuyor değil mi? Sağ bek de oynuyor. Bek de oynuyor. Sağ bek de oynuyor. Bir de Hayrettin abi, senin söylediğin gibi nedir abi? Biz kendi değerlerimize inan sahip çıkmamız lazım. Yani Kocaelispor geçmişte biz nasıl anılıyorduk? Ha diyelim ki çok şey değişti. Teknoloji değişti. Bütün her şey değişti. Ama yani bakıyoruz bugün Kocaeli kendi ilimizden oyuncuları böyle birer birer kaybetmememiz lazım. Tam tersi, kendi öz değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu sezon mesela ben Sakarya Keçiören maçına gittim. Keçiören'in tandeminde bizim kendi oyuncumuz Haşim Arda Sarman evet. ve sol stoperde de Batuhan Yayıkçı. Yani biz o Batuhan Yayıkçı'yı... Bizim beğenmediğimiz oyuncular. Tabii yani. Yani öyle de demeyelim. Demeyelim. Serbest bıraktığımız veya yolladığımız oyuncular... bugün ikisi de PTT 1. Lig'de geçen sene banko oynuyorlardı. Evet. Yani değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Çünkü bu işin ekonomi tarafı var. Eğer bu değerleri iyi kullanamazsak, iyi tespit edemezsek, bünyemizde bulundurmazsak ne oluyor? Dışa açılıyorsun. Dışa açılınca da rakamsal değerler ve farklı şeyler giriyor işin içine. Bu da olunca ekonomi, kulübün şeyi, muhasebesi bayağı değişiyor. Rakamlar yüksek oluyor, maliyet. Katılıyorum. Artıyor. Buna katılmamak mümkün değil ama tabii bu biraz yönetimin, biraz teknik eğitim bakış açısıyla ilgili. Geçen sene maalesef bu konuda biraz sıkıntılarımız olacağı, hoca yarışıyorken oynatmak için risk olarak gördü genç oyuncuyu. Ama bu sene Ertuğrul Hoca'nın gençlere biraz daha ılımlı baktığını evet, düşünüyorum ben evet. geçmişteki örneklerinde. Çünkü denemeleri şey yapmadı mesela, almadı takıma. Değil mi? Deneme oyuncuları alabilirdi yani de onlardan alabilirdi. Evet yani bu sene bir şans, gençler için bir şans olabilir Ertuğrul Hoca diye düşünüyorum. Bizim hakikaten genç yeteneklerimiz var. İnşallah bir sıkıntı yaşamazlar diyeyim. Tabii genç deyince... altyapıda da tabii biraz altyapıyı da konuşalım istiyorum. Araya evet, burada notlarımda notlarda ne var? Notlarımda İsmet'in ayrılışı var. Konuştuk. Altyapı var. Evet. Formaların seçilmesi. Tamam, formalar nasıl? Güzel değil mi? İkinci turdaki evet. Çok iyi. Birinciler kötüydü. Evet. Çok iyi. Alternatif Kocaelispor Lisesi var notlarımda. Evet. Ondan yani Kocaelispor Lisesi projesi. Çok büyük proje değil mi? Müthiş. İnşallah hayata geçer. İnşallah. Hayali bir güzel değil mi? Hayali bile. Hayali bile güzel. O sabah orada kahvaltıdaydım. Ömer Faruk da geldi. Tam böyle semt kahvaltısı gibi bir kahvaltı oldu. Samimiydi yani. Çok samimiydi. Hamza abi orada, Hamza Bostan orada. 3 tane İsmail abi oradalar falan. Güzel bir ekip kurmuşlar. Mahallenin abileri mahallenin kulübüne destek çıkar ya. Aynı öyle bir içten yani candan hiç, bir ortam. Hiçbir beklentileri yok. Özerk yani. Bir sadece yönetim oluşturdu. Şimdi bu hocam biliyorsun altyapı için özerk bir yönetim oluşturuldu. Evet. Başkanı Rafet abi oldu. Rafet Kırgız Bey oldu. Rafet başkan oldu.
Türkiye'de sanırım ilktir. Bir kulübün evet. kendi yönetim bünyesinin dışında altyapı için özel bir yönetim kurması. Eğer bu işi kıvırıp başarılı olabilirsek, Aydın Hoca'nın gelmesi de bir fırsat, bir şans. Zeki Hoca da A takıma geçiyormuş. A takımın tüm antrenmanlarına geldi. Bugün de Fofana'nın imza törenindeydi. Eğer biz bu işi başarırsak, ki elde bu de büyük bir devrim ya. Fena olmayan Türk futbolunda bir devrim olur. Evet. Rol model olur, örnek olur. Yani denir ki kardeşim altyapıdan sorumlu yönetici falan olmuyor abi. Olmuyor, ilgilenilmiyor. Evet. Böyle olacak. Başka bir ekip olacak altyapıdan. Orada şöyle bir soru var tabii, sordunuz mu bilmiyorum ama bir yerde okumadım. Bu işin bir yönetim oluştu. Oluştu. Bu yöneticiler işin ekonomik tarafını da karşılayacaklar mı yoksa kulübe mi bağlı ekonomi? Şöyle kendi, orada bir soru var mı? Kendilerince bir bütçe var mı? Bütçe oluşturmaya çalışacaklar. Ha. Yardım toplayacaklar. Bağış toplayacaklar. Hmm. Kendi sponsorlarımızı bulacağız dediler. Bir bütçe oluşturacaklar. Tabii bir bütçe oluşturacaklar. Ama yetmeyecektir ihtiyaçta. Muhtemelen. Ama dolayısıyla şöyle abi, orada da çok bir ihtiyaç olmaz ki. Oyuncu transferi yok. Oyuncu maaşı yok. Ödeme yok. Yine çevirebilirler mi diyorsun? Kendilerince İzmit'in güçlü isimleri bunlar. İzmit'te ama kendi altyapısındaki çocuklar şöyle akar. Şöyle kaç tane çözülür. Öyle deme yani. Öyle basit iş değil. Kaç tane antrenör var yeni kadroda? 55 bin. Şimdi abi, bayağı antrenör sayısı. Onlara onu, maaş vereceksin. Kim verecek? Sporta, onun kim verecek abi? Kocaeli Spor Kulübü verecek. Kulüp mü verecek? Yani? Altyapı yönetimi mi verecek abi? Kim verecek? Hayır, orada geçen yönetim sene 25 milyon. Biliyorum, soruyorum. Olur mu abi? Yönetim mi verecek? Kulüp verecek tabii. Kocaeli Spor Kulübü verecek gene maaş. Oradaki yönetim ne iş yapacak? Oradaki yönetim İçinde olacak, idare edecek, yakın olacak. Her şeyi ilgilenecek. Ama yine de bir kaynak sağlayacaklar. Sağlayacaklar tabii. Çünkü onların da kendilerince olmasını istedikleri şeyler vardır. Ya oradaki proje müthiş. Vincent'ı iyileştirme çalışması. Ben o gün kahvaltı programında da söyledim. Intertex alanında bir testten evet, bahsediyorlar. Evet. Şeyde Ertuğrul Hoca bize dedi ki 4 Ağustos'ta biz buraya geleceğiz dedi. Afyon ve Topuk Yaylası'ndan sonra. Burayı tanıyamayacaksınız dedi. Evet. Hatta şöyle bir plan yaptık aramızda. Ömer Faruk'la yarın bir gidelim bakalım çalışmalar ne durumda, yapılıyor mu yapılmıyor mu diye. Bir tesisi görelim dedik. Gittiniz mi? Burunga'ya yarın gidelim yani, diye konuştuk. Bir bakın bakalım. Yarın gidelim bir bakalım dedik. Yarın gideceğiz bakacağız. Enes'le orada görüşeceğiz. Enes Kurt tesis müdürüyle. Ne oluyor? Çünkü orada bana yeni anlatılan... Yeni tesis müdürü. Evet, yeni o tesis çocuğu ben tanımıyorum. Orada tesis görevlisi miydi daha önce? Engin Başkan'ın yanındaydı hep. Başkanın yanındaydı. Engin Başkan'ın yanındaydı. Orada çünkü şimdi iki tane saha var ya orada yan yana abi. Evet. O araya fitness salonunu koyacaklar. Ya oraya fitness çıkaracakmış hoca. Fitness salonunu yıkacak, yemekhaneyi ve oturma odasını büyütecek falan. Altyapı için de Vincent'da bir iyileştirme var oradaki tesislerde. Ve Tahir Başkan'ı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a götürmüşler. Anlatmışlar. Önce ilk görüşme birebir olmamış. Tahir Başkan'la sanırım biraz meşguliyeti varmış ve olayı da tam anlatamamışlar, ifade edememişler Tahir Başkan'a. Biraz havada kalır gibi olmuş. Ama sonrasında birebir görüşüp Ertuğrul projeyi... Hoca'yla görüşmüş zaten. Evet, Ertuğrul Hoca'yla da gidip, Rafet Başkan ve Ertuğrul Hoca birlikte gidip oturup konuştuklarında hemen talimatı vermiş. Demiş ki tamam, altyapı için orayı yapın, Burunga için de orası yapılsın. Ertuğrul Hoca 4 Ağustos'ta Burunga'yı tanıyamayacaksınız. Öyle bir yer yapmaya çalışacağız dedi. Evet, Sevindik diye bir tesis yapılıyor. Ama bu süreci beklerken çaresiz kalmak zorunda da değiliz demiş hoca. En azından burayı iyileştirelim. Aynısı Vincent için de geçerli. Orayı da iyileştirecekler. Tesis, altyapının kendisine ait bir tesisinin olması ve Kocaeli Spor Lisesi müthiş iki proje. Çünkü Hasan ama hocam... Ama Kocaeli Spor Lisesi kısa vadeli bir şey değildir. Değil tabii, öyle değil. En azından 3-5 senelik iş. Hayali bile mükemmel bir şey. Hasan hocam... Seslendirilir olması yani değil mi? Müthiş bir şey. Akla gelmesi. Rafet abi bu işe kendini adamış. Ben onu şey yapıyorum. Çok yani tecrübeli. Baş koymuş. Çok tecrübeli. Allah gecinden versin. Hepimiz öleceğiz faniyiz ama Rafet abi böyle bir çok büyük bir eser kazandırarak, hoş seda bırakarak diyelim... böyle bir şey yapmak istiyor. Çok arzuluyor bunu. Şimdi Allah sağlık versin. İnşallah bu hayalini gerçekleştirsin. Biz de ona yardımcı olacağız. Eski altyapının en büyük transferi şu an Rafet Kırgız yani. Evet, büyük tecrübe Rafet Başkan. Tabii canım ya. Federasyon Futbol Federasyonu yöneticilik yapmış yani. Abi eski stüdyodan amatör... beri konuştuğumuz ne bir şey vardı. Hasan hocam çok daha iyi bilir. %100 katılacaktır. Nereden bilecek bizim kadar biz konuşuyoruz. Yok, konu söylemek istediğimi.
buraya özellikle 13, 14, 15, 16 yaşında gelen oyuncu eşit beslenecek. Tabii. Eşit uyuyacak. Yatacak, dinleyecek. Eşit yatıp dinlenecek. Tabii. Şimdi bu çocuk Karamürsel'den geliyor. Bir saat 10 dakika minibüste. Yazın yanarsın, kışın titrersin, donarsın. İki tane poğaça, bir tane meyve suyu. Şort forma minibüste. Onun için tesis çok önemli. Ne oldu hocam? Şimdi bu çocuğun yaptığı idman nereye gitti? Öteki çocuk buradan minibüse biniyor, evine gidiyor, yiyor yemeğini, yatıyor. Öbür çocuk bir saat 10 dakika yol gidiyor. Öbür çocuk Kandıra'ya gidiyor. Gökdeniz nasıl olmuş biliyor musun hocam? Aydın Hoca anlattı, Aydın Günaydın. İki tane çocuk geliyor dedi. İkisi de birbirinden iyiydi dedi Hayrettin abi. Dedim ki dedi, ikisi de Kandıra'dan geliyor. Hanginiz her zaman gelebilirseniz onu alacağım demiş. Gökdeniz demiş ki ben her zaman gelirim. Gökdeniz öyle oldu. Evet. Öteki çocuk da en az Gökdeniz ayarında bir çocukmuş. Sen biliyorsun hocam, izliyorsun. Çocukların hepsini görüyorsun, tanıyorsun. Evet. Seninle çok oyuncu, ben senin çok çok iyi bildiğini, takip ettiğini çok iyi biliyorum hocam. Yakınız, Mustafa Kaya hocamdan da yakınız. Evet. Hocama da selam olsun, benim can dostum, evet, can arkadaşım. Hayatımda en çok sevdiğim yerin hocası şu anda, Karamürsel Spor hocası. Orada da çok çocuk kayboldu bu yüzden. Evet. Ama bir tesisimiz olursa bu çocuklar eşit beslenir, aynı beslenir, aynı uyur, aynı dinlenirse... Ya Türk futboluna damga vurulur. Tadından yenmez. Yani milli futbolcular yetiştirilir. Evet, altyapı demişken tabii oradaki antrenör değişiminden de biraz bahsedelim. Hasan hocam, sana soralım o konuyu. Aslında başlangıçta bize gelen bilgiler kaleci antrenörü neydi? Kerem Nazlıgül müydü? Kerem Hoca. O kalacak. Bir de Türkiye şampiyonu olan Oyun takımının hocası Murat Tiryaki kalacak. Diğer bütün teknik adamlar değişecek diye söylenmişti ama sonrasında yapılan değerlendirmeler, birkaç hoca daha kaldı. Kim o kalanlar? Mesela Gürcan Yazıcı. Gürcan kaldı. Bizim neydi onun ismi? Bence kalmalıydı da. Gürcan Yunus kaldı. İlgen. Yunus İlgen kaldı. Bence ikisi de kalmalıydı. Senin düşüncen o. Bence doğru karar. Kalanların sayısı biraz arttı. Yeni gelen arkadaşlar oldu. Ben tabii bazı isimleri çok tanımıyorum. Sen mutlaka daha iyi biliyorsun. Bu işi sen yapıyorsun. O değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gerekli miydi? O yapılan hamleleri özellikle ben tabii hem Uğur Hoca'nın, Uğur Soykan'ın ayrılışına üzüldüm. Tabii Uğur Hoca'yı çok iyi tanıdığım için, orada hizmetini biliyorum çok iyi. Onun için üzüldüm ama bu karara tabii ki saygı duyuyorum. Bunun dışında ben orada Göksel Hoca'yla Erhan Hoca mıydı? O ikilinin Okulspor işbirliğiyle Türkiye şampiyonu yaptıktan sonra orada bir güzel bir iş yapmaya başlamışlardı biliyorsun. Evet. O biraz yarım kaldı gibi. Orada da onların ayrılışına biraz da üzüldüm hocam. Onu da biraz sanki kayıp diye görüyorum. Böyle bir yorum yapıyorum ama sen ne diyeceksin bu konuda, merak ediyorum. Tabii şimdi senin de söylediğin gibi Hayrettin abi, Göksel Hoca ile Erhan Hoca zaten okul sporlarından öğretmenlik görev yerleri. Evet. Bütün okullara tarıyorlardı onlar. Çok hakim, güzel bir çalışmaydı o ya. Mükemmel. Mükemmel bir çalışmaydı ama tabii neticede burada bu bayrak yarışı gibi düşünelim. Evet. Yani birileri gidecek, birileri gelecek. Benim de burada tabii kişisel, bu benim görüşüm. Ama söyleyebilirsin canım. Tabii ki çok net. Tanıdığın bir insandır. Çok net söyleyeceğim. Evet. Uğur Soykan gerek futbolculuk yıllarında. Çok iyi tanıdığın birisi tabii, zaten. Çok, çok iyi tanıdığım. Futbolda gerek oynarken gerek hocalık kısmında futbolu bıraktıktan sonra tecrübesine, bilgisine çok inandığım, çok güvendiğim bir abimiz, bir büyüğümüz, hocamız. Tabii ki sebebini bizim bilmemiz mümkün değil ama yani ben orada şu anki yeni yapılanmada Uğur Soykan hocanın devam etmesini isterdim. Gönlüm o şekilde olmasını isterdi ama tabii ne düşünüldü, ne şey oldu. Tabii şunu da söyleyelim. Yani burada bir sistem olarak kimse düşünmez. Çünkü Uğur Soykan'ı Kocaelispor altyapısını alan Aydın Hoca. Tabii ki. O tercih etti, aldı sonrasında. Dolayısıyla bugün onunla çalışmıyor diye Aydın Hoca ile ilgili bir eleştiri getirmek istemiyorum ama çok iyi tanıdığımız, benim tabii, çok yakından tanıdığım. Ben yani, de şunu da biliyorum ben. Yani altyapıda gerek veliler gerek onun oyuncu grubu falan, evet, inanılmaz bir şey oluşturmuştur, bağ oluşturmuş, çok sevilen bir insandır. O nedenle devam etmesini bekliyordum ben aslında. Ben de %100 o şekilde. Ama böyle bir sürpriz bir karar oldu.
Ben inan çok üzüldüm. Evet. Ama tabii ki neticede yetkililer... Kesinlikle böyle... saygı duyuyorum. Adam bu işin başına geçmiştir. Evet. Çalışacağı isimleri kendi belirleyecektir. Buna çözümümüz yok ama eleştirimi her şeyde katılmak zorunda değiliz. Bazı eleştirimizi yapacağız. Ben şeyle ilgili bu Erhan'la Göksel Hoca ile ilgili bir şey duydum. Yani çünkü normalde onların da devam etmesini insan bekliyor. Çünkü bir orada bir şey için geldiler. Tabii. Bir proje. Hakimlerdi dediğimiz gibi. Hakimlerdi. Bir proje vardı. O evet. Devam edecekti. Güzel de bir çalışma o. Okul spor işi. Evet. O koordinasyonu sağlamak. Oradan iyi futbolcuları da çıkartmak mümkünken şöyle bir duyum almıştım. Dediler ki devam etmeyecek. Niye? Şöyle bir şey söylediler bana yine kulağıma. Daha önce Aydın Hoca oradayken Göksel Hoca'yı davet etmiş galiba şeye, altyapıya. Seninle çalışmak istiyor. O zaman gelmemiş. Evet. O zaman Körfez'de falan çalışıyordu galiba. Olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam. Körfez FK'da olabilir. Galiba doğru. Oradaydı. Doğru. O zaman o davetine gelmedi. Oradan bir kırgınlığı oldu. O yüzden böyle bir tercih yaptığı gibi kulağıma bir şey geldi. Ne derecede doğru bilmiyorum. Ama öyle bakmamak lazım. Öyle bakmamak lazım yani. Eğer doğruysa tabii. Evet. O zaman. O gün şartta öyledir. Adam evet. Yani bir yerde bir anlaşması vardır. Söz vermiştir. Gelmeyebilir. Ama evet. Bugün burada doğru bir iş yapılıyorsa baktın sen de falan hakikaten bu güzel bir iş deyip devam etmesi lazım diye ben öyle bir eleştiri getirebilirim. Evet. Bu konuda da sen diğer hocalarla ilgili ben... Diğer hocalarla ilgili mesela kaleci antrenörü Coşkun Kapıdağlı. Bizim Coşkun Hoca. Tabii Coşkun Hoca. Coşkun Hoca aslandır ya. Çok tecrübeli, çok insani değerleri çok önemli bir abimiz. Coşkun Hoca'nın Karamüsel'in kalecisi olduğunu bilmez mesela şey. Evet. Gökhan Karamüsel'lidir ama bilir misin? Akın'ın babası. Onu biliyorsun herhalde. Bravo. Nasıl Coşkun, Coşkun nasıl kaleciydi biliyor musun? Ahba abi ya. Sen bizi kimle karıştırıyorsun abi ya? Biz Karamürsel Spor dedim mi Google'a yazmıyorlar. Bizi arayıp soruyorlar abi. Coşkun abi şeydeydi. Neredeydi? Ege tarafta bir yerde çalışıyordu. Fethiye'de. Fethiye'deydi. Evet. Çok başarılı işler yaptı. Bizim Serkan mıydı orada kaleci? Serkan. Serkan evet. Demirkol muydu bizim? Evet. Onun yetişmesinde belli bir noktaya gelmesinde çok büyük emeği varmış. Kente dönüş olması, Kocaeli Spor'da çalışmış olması da çok ben çok önemsiyorum. Tabii ki mükemmel. Çok iyi bir tercih onu söyleyeyim çalıştı. Ben. Dediğimiz gibi yani bizim için çok faydalı bir transfer. Coşkun Hoca'ya buradan selam olsun. Selam diye. Olsun. Efsanedir o evet. Coşkun Hocam. Başka kim var? Benim? Yusuf Hoca, Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı bak, 10 evet. Numara. Yusuf, 10'da 10. Yusuf Hoca da... Kimsenin itirazı olmaz Yusuf mümkün Hoca'ya. Mümkün değil. Çok prensiplerine bağlı bu işteki futboldaki bilgi birikimine gerçekten... Ki Yusuf Hoca'nın da biliyorsun Kocaeli Spor'daki o altyapıdaki işi yarım kalmıştı yarım biraz. Yarım kalmıştı. Yani. Denince'ye Baturman'la beraber gidince iş yarım kaldı. Şimdi o yarım kalan işi de tamamlaması evet. Gerekiyor. O pilot takımın başında o vardı. Evet. O Türkiye şampiyonu olan takımın. En başında o vardır. Yusuf Hoca'nın da çok ben faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii ki. Yani Yusuf Hoca bilgi birikimi evet. Her açıdan duruşu gerçekten hak ettiğini. Nuri Hoca geldi oraya. Nuri Hoca geldi. O da çok iyi. Nuri ile bizim bir anımız var. Söyle. Hayrettin hemen. Abi. Nuri ile bu Antalya'da yapılan Masterlar turnuvası vardı. Tam senesini hatırlayamayacağım ama yaklaşık 10 sene olmuştur. Tamam. Nuri oda arkadaşım benim. Aynı odada kalıyoruz otelde. Tabii şimdi Nuri'nin bir geçmişi var. Kocaeli Sporlu Nuri. Herhalde efsanedir ya. Türkiye Kupası'nı aldığımız maçtaki ikinci golün sahibi. Yani unutulur mu? Mümkün değil. İşte ben ona o zaman sormuştum. Ya Nuri ya sen yani antrenörlük yapman lazım. Sen yıllarca değil mi? Tabii konuşuyoruz. Katılıyorum. Işte, orada da şeyde otelde dışarıda. Ya senin profesyonel futbol oynadın Nuri. İşte senin bir yerden başlayıp hocalık yapma. İşte abi hocam işte düşünmüyorum işte belki daha sonra falan gibi bu tarzda söylemler oldu. Nasip bugüneymiş. Nuri kardeşimiz için de bence geç kalınmış. Doğru biraz geç kalmış. Doğru karar diyelim. Bence de. Nuri'nin de tecrübelerinden Kocaeli Spor altyapısı bu manada güzel şeylere sahip olabilir. Evet. Başka benim hiç tanımadığım antrenörler de vardı. Sen liste var mı sende bilmiyorum liste değil mi? Liste yok. Ben yeni isimler var orada. Ben tanımıyorum ama yeni kuşak herhalde veya
Öğretim üniversiteden çocuklar mı var bilmiyorum çok isimleri. Valla ben notumu aldım yani Coşkun Hoca'yı yazdım. Ondan Yusuf, bildiklerimizi biliyoruz Yusuf zaten. Yusuf Yazıcı'yı yazdım. Alır başka... bilmediklerimizi de öğreneceğiz, tanıyacağız işte, gideceğiz, bakacağız, izleyeceğiz, takip edeceğiz. Peki Gökhan. Noktaya koyalım mı konuyu? Yok ondan demedim. Tanımadığımız çocuk için de konuşacağız. Kocaeli Spor'un 19'la ilgili bir bilgi var. Buyurun. Hepsini konuştuk ama söyle. Onu konuşmadık. Neydi? Şu an iki takımın elit ligden çekilme durumu var. Onu sordum ve şu an TFF'nin tatilden gelip göreve başlaması bekleniyor. Rafet Kılıç şu an takip ediyor. Geldiği gün yani onlar göreve başladığı gün gidip bu Rafet abinin biliyorsun federasyonda da bağlantıları var. Yani müjdeli haberi oradan bekliyoruz. Müjdeli haber veremiyorum ama oradan bir müjdeli haber bekliyoruz. Bir umut var ama bir yüzde olasılığı var. Müjdeli haberin ön şeyini verdi. Evet. İki takımın çekilme durumu var şu an. Bir tanesi yetiyor bize. Bir tanesi de yetiyor zaten. Bu konuyla alakalı Erman Ceylan abi bir mesaj atmış da onu ne okumak Erman istiyorum. Ne diyor Ceylan? Diyor ki tam birebir aynı olmasa da bunu daha önce altyapıda Buca denedi. Mehmet Seyit Özkan altyapı tarafındaydı. Sürecin sonunda A takım yönetimiyle ters düştü. Tüm altyapıyı alıp Altın Ordu'ya götürdü. Bu entegrasyon iyi, şey, evet, iyi sağlanmazsa altyapı A takım arasında sorun oluşması muhtemel. Zor bir iş olur. Orada ama bir koordinasyondan bahsediyor. İnşallah Rafet Başkan ve ekibi başarılı olur demiş. Erman abiye de buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Buna benzer bir soru şöyle geldi basın toplantısında. Engin Başkan ve ekibi devam etmezse bu iş ne olacak dediler. Bravo. Rafet Hoca da dedi ki Rafet Başkan, işler iyi yapılıyorsa kim giderse gitsin, kim gelirse gelsin. Devam eder bu sistem. İyi olan iş devam eder dedi. Bence doğru cevap verdi. Belki burada da kişiler değişebilir. Burada da ama şimdi sistem anlamında. Bizim altyapıyı alıp başka bir kulübe entegre etme söz konusu olamaz bu şehirde. Çünkü öyle bir İzmir gibi bölünmüşlük yok. Ama Erman abinin şu söylemiş olduğu önemli. Altyapıyla A takım arasında oluşabilecek sorunu da minimize etmek lazım. O süreci çok iyi kontrol etmek lazım. O dengeyi de korumak lazım. Bu önemli bir mesele. Ama şu ana kadar Rafet abinin anlattıklarından Engin Koyun'dan övgüyle bahsediyor. Evet. Bize her türlü imkanı sağlıyor. Evet. Hiçbir şeye karışmıyor. Evet. Sonsuz teşekkür ediyorum diyor bayağı her zaman. Şu an için bir sıkıntı yok. Ama ileride ne olur bilemiyoruz tabii. Ama altyapıda hakikaten şu an için en azından çok güçlü adımlar atılıyor. Ümit Yazıcıoğlu altyapı için anlattıklarınızdan gurur duydum. İnşallah devam eder demiş. Caner Ejderoğlu bizi izliyor. Muammer Ademoğlu demin yazmıştı. Ertuğrul Hocam Türk futbolu için bir şanstır demiş Ümit Yazıcıoğlu. Ben de katılıyorum gerçekten. Zaten Türk futbolunda futbolun seyrini değiştiren adamdır değil mi yani? Beşinci yani dört tamam Trabzon'la şampiyonluklarına alışmıştık. Ama sonradan bir beşinci Anadolu beşinci kulübü şampiyon olarak Bursaspor'u şampiyon yapmak. Ligin son maçında. Bir de son maçında yani Fenerbahçe'yi evet geçip büyük bir olaydı gerçekten. Ertuğrul Sağlam yani 150 sene 500 sene geçse de Bursaspor'un devrimi Ertuğrul Sağlam hep hatırlanacaktır. Böylesine değerli bir hocayla bu sene çalışıyoruz. Şimdi çok özür diliyorum bir şey söylemem dile, gerekiyor. Dile. Justo Just Körfez diye bir sosyal medya hesabı var. Haber paylaşıyorlar. Ne çok site var kardeşim. Yarın yabancı bir futbolcu imzaya geliyor. Gökhan Beşiktaş topu ağlarda demiş. Şöyle hemen düzelteyim. Oyuncunun yarın geleceğini bize imza töreninde teknik as başkan evet Ekrem Can söyledi. Yarın veya öbür gün bir oyuncuyla anlaşacağız imza atacak dedi. Evet. Yani o, bu bilgi o Ekrem Can'ı duymamış, seni duymuş. Yok, senden yok, bu bana gelen özel bir bilgi değildi. Değil. Orada basın toplantısında evet, imza töreninde kendisi söyledi. Yarın olma ihtimali yüksek ama bir sonraki günde olabilir. Ama senin ismini kullanmaları da güzel bir şey. Yok ben şimdi yarın Gökhan yarın yabancı gelecek dedi gelmedi olmasın diye diyorum. Onun için söylüyorsun ben şimdi. İki gün içinde dedi sanki. Yani oldu. Büyük ihtimalle yarın. Yarın da gelebilirdi iki gün içinde. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle yarın. Ya bence %90 yarın gelecek. Tabii teşekkür ediyorum onlara da adımdan bahsederek bilgiyi paylaştıkları için. Ya bu arada sosyal medya ile ilgili de evet, bir söyle. Sistemlerini anlat. Sistem değil de yani abi aslında yapılması gerekiyor. Şimdi özel fotoğraflar çekiyoruz bazen. Yani haberin içinde de veriyoruz aceleyle. Ya hepsine logo koyamıyoruz şimdi. Gökhan yani sana bir şey yazmışlar. Gökhan program arası Kakao'nun akşam idmana çıkıp çıkmayacağı önecekti. Unuttular. Hayda. Fotoğraflarda yok. Hemen bir sorgula. Ben baktım ama. Yok mu fotoğraflar? Fotoğrafları da göndermemişler ama bir sormak sen lazım yine. Sen bir sor. Fotoğraflarda yoksa belki çıkmamıştır. Belki düz koşu yapmıştır belki. Canım herkesi çekmiş olamaz. Yani evet. Yok.
Herkesi çekmiş olamaz ama ona özellikle söyledik. Akşam takımla antrenmanı çıkarsa yani, çek dedik. Evet, kaynak olarak gösteriyorlar. Gazete ismi veriyorlar ama fotoğraflarımız özel fotoğraflar. Onları yani ya fotoğrafımızı, ismimizi yazsınlar ya da kullanmasınlar. Bu, yani bu sene, yani bu çok, sene, çok fazla bu sene oluyor yani. Sosyal medyada birinci çıkıştan sonra tabii Koca İspanyol'un çok ciddi bir reytingi var. Ne yazarsan insanlar okuyor. Dolayısıyla kafasına esen, sabah kalkan bir şey yazıyor. Evet. Çok çok palavra var. Fotoğraflar da bunlarla çok uğraşıyoruz. Yani. Sen de işte iki günde bir o iddia gerçek mi değil mi diye aydınlatmaya çalışıyorsun insanları. Gökhan Değirmen'den başlayan silsile. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Ondan sonra dediler ki bana yönetimin adamı işte basın sözcüsü. Kardeşim bir yanlış vardır, onu düzeltmeye çalışmışız. Yani insanlar doğru bilgilensin doğru diye uğraşıyoruz. Yani? Evet. Yani dolayısıyla bu sene çok sıkıntımız var bu maalesef, şeyler. Evet. Ben yarın öyle bir yazı yazdım. Yarın değil de öbür gün çıkacak yazım. Yani bu insanlar biraz o siteleri bir süre takip etsinler bence. Tabii. Birkaç tane böyle çok palavra, ciddi yalan haber varsa bilgi bence kirli oluyor. Bilgi kirli oluyor. Onu takip etmesinler yani. Takip etmesinler, engellesinler falan bir şey. Ben mesela öyle yapıyorum. Evet. Palavracı bir siteyse engelliyorum, hiç karşıma falan da çıkmıyor. Evet. Onu yapsınlar. Ondan kurtulurlar. O zaman doğru bilgiye diğer kanallara gidecekler. Diğer kanallarda. Çünkü bu işe gerçekten emek veren ve doğru haber yapan bir sürü şey var. Yayın organı var. Dolayısıyla emeğe de saygı olması gerektiğini düşünüyorum ben. Sen Gökhan bu arada sorgula. Bakalım ne kadarımız var. Son bir tur atalım. 46. Son dakikalara girdik. Son 5 dakikamız kalmış. Son 5 dakikamız kalmış. Sen sorgula şimdi yazdım bu arada. Evet, 2 gün kaldı. Şimdi çekimi. Yayın sürecinde yetişemezse sosyal medya hesabımdan bilgilendireceğim. Twitter'dan paylaşacaksın. Evet, Twitter'dan paylaşacağım. Twitter'dan onu paylaşacak, onu da söyleyelim. Ama o konuda bir endişe olmasın. Akşam antrenmana çıkmamış olsa bile sakatlığının ciddi olmadığı, yani ödemdi değil mi? Adresinde ödem. Arka ödele. Yani ödem öyle ciddi bir şey değil mi Hasan? Sen yok değil. Değildir değil mi yani? Ödem olmuş yani. Gelen sonuçta bilgi o yönde. Yani gelen bilgi o yönde. Bir ödemin de öyle futbolcunun 3 hafta oynamayacak derecede bir sakatlık. Zaten sabah düz koşu yapmış yani. Şey var. Ya zaten sabah bu iş var. Bu iş abi çarşamba günü oraya gideceğiz ya Allah nasip ederse. Orada da göreceğiz. Zaten sağlık ekibi gerekli müdahaleleri tabii, yapıyor. Tabii, evet. Evet. Çarşambayı bekliyoruz tabii öncelikle. Hem maçımız var. Maç kaçta Gökhan? 5'te değil mi? 5 değil ya. 19. Ben 17 diye biliyorum. 5 akşam olmaz orada maç. Büyük bir ihtimalle. Pardon, bir kaynak 17 şeydi. Gerçi Afyon'da ışıklandırmalı sahalar. Altay taraflı bir kaynak 17 yazmış. O var. Hasan, Afyon'daki sahaları falan bilir misin sen? Var, ışıklandırma olmuş. Işıklandırma var orada. Afyon Stadyumu dediler ya. Afyon Stadyumu. Ama orada bir tesisler var. Yan yana bir sürü sağ var bildiğim kadarıyla. Belediyenin. Afyon Belediyesi'nin yapmış. Orayı biliyorum ben. Herhalde orada da olabilir. Orada da olabilir, evet. Ama Afyon Stadyumu. Afyon Stadyumu bir kaynakta var. Var mıydı öyle bir şey? Duydun mu ya? Afyon Stadyumu'ydu Gökhan. Afyon Stadı diye duydum ben de. Evet. Ben 5'te biliyorum ya. 5. Ondan sonra da fikstür çekimi var saat 7'de. Heyecanla tabii fikstürü bekliyoruz. Hasan Hocam. Evet. Bu Sakarya'yı ne zaman oynayalım? Kafadan mı oynayalım? Sonradan mı oynayalım? İlk maçı orada mı oynayalım? Burada mı oynayalım hocam? Vallahi. Söyle hocam. Yok, kişisel düşüncem. İnan ben şöyle söyleyeyim Hayrettin abi. Başta mı oynayalım Sakarya'yı? Hiç fark etmez. Hiç fark önemli etmez. Olan bizim takımın gerek kadro olarak. Ama biraz zamana ihtiyacımız olacak ya bize. Tabii yani. Şimdi, onun için sanki baştan oynamak bir dezavantaj olabilir bence mi? İlk maçı iç sahada oynasak çok güzel yani olur. Yani bence de ilk maç o zaman iç sahada oynarsak daha iyi olur. Bence de öyle diyeyim ben. Tabii iç sahada başlamak avantaj olur tabii. Yani öyle 5. 6. 8. haftalar böyle ilk yarının ortalarında oynarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. İlk maçı burada mı oynayalım orada mı onu söyle. Bu ilk maçı burada oynayalım abi. İlk maçı burada oynayalım. Ben ilk maçı orada oynamak isterim. Sen? 13. hafta orada oynayalım. 13. hafta. İlk maçı değil mi? İkinci maçı burada oynayalım diyorsun. Rövanş almışsın. İkinci maç biraz belirleyici olur ya. 17 maç olacak ya. Peki tarafta yasağı gelir mi? 2 maça da. Onlar buraya gelemez, biz oraya gidelim. Kesin mi? Bence öyle olur. Korktuğumuz en azından şey. Şu an belli değil ama öyle bir karar alınabilir. Her iki alınabilir. İl güvenlik kurulu böyle bir karar alabilir. Ama bunun alınmaması için de üzerimizde düşen görevler var. Özellikle taraftar grupları.
sosyal medyadaki mesajlara olmadı dikkat edecekler. Olmadı, deprem maçında oldu abi. Evet. Deprem maçında bir kişi girdi, delinin biri bir kişi girdi. Taş attı. E tamam, sen bir kişi girdi, bir senin kişi taraftarın girdi. Orada adamlık etmese, sahaya dalsa iş bitti. Tamam, Devralsan önceki yani. Şeyde de, ilk devrede de bir sorun yaşandı. Yani yaşandı, evet. O kendi alanında yaşadılar. Yani bu o maçta o kadar ya olmuş yasak ama. Olsun mu abi, ne olur ya. Niye yasak istiyorsun sen ya? Yasak olsun ne abi, gitsek, olmasın ya. Ne olur gitsek. Olmasın abi, kavga, gürültü, dövüş olmasın, maçın oluyor. Maçın önüne geçer. Maçları iptal edin. Şimdi Kouakou transferi için bile bir sürü yorum yazmışlar. Komşuya öyle yapmışlar, komşuya böyle yapmışlar falan, fişman. Sakat ya. Adamı çakmışlar, öyle etmişler, böyle etmişler diye bir sürü yorum yazıyorlar. Oluyor abi ya, bu böyle. Bu çıkar böyle adam gidiyor. Yarın golünü atar, o zaman cevabı abi, verir. Bu böyle de gidiyor işte, böyle bir rekabet var. Yan sen, yana geldikleri ama zaman da atmış, böyle bu kadar kavga ediyorlar. Vazgeçmemen lazım ya. Öyle değil. Ya vay nasılsın, benim hayal kırıklığı uğrattın şu anda. Öyle Hasan değil. Sen ne diyorsun bu taraftar mevzuna? Yani taraftarlı maçta oynansa yani, çok daha güzel olur ya. Şöyle, ya bu, çok daha güzel olur. Mükemmel olur. Bunun için uğraşalım. Keşke olsa ama olmuyor. Kavga ediyorlar. Maçın önüne geçiyor abi. Her zaman öyle oldu yani. Mücadele etmeyelim mi abi? Oynansın. Edelim abi. Edelim. Buyurun edelim. Hep beraber edelim. Ne diyorsun Hasan sen? %100 edelim abi. Ya edelim artık mi? Bu şeyleri aşmamız lazım. Ya yazık ya. Komşu yani, kentizi ya. Güzellikleri her şeyi paylaşıyoruz. Şu acılarımızı, renklerimizi. Lazım. Bir sürü kötü olaylar yaşıyoruz hayatta. Her an her şey olabilir. Herkesin başına gelebilir. Futbol güzel bir sanat eseri. Yani bunu da dediğin gibi senin taraftarlarla daha güzel olur. Bunları aşmamız lazım. İnşallah bu sene bir başlangıç olur Hayrettin abi. İnşallah, ben umudum var. Yani ben de endişesine katılıyorum Gökhan'ın ama acaba mı diyorum, bir ilk maçın nerede olacağı da önemli bir yerde. Biz ev sahibi olursak biz sanki burada, daha ılımlıyız, şeyiz gibime geliyor. Burada Hayrettin abi Sakarya'ya göre. Burada güvenliği sağlamak buranın şeyi daha şey önemli merkezlerden biri. Güvenliği sağlamak daha kolay olacağı için sanki birinci maçta sıkıntı olmazsa ikinci maça da taraftar gelir diye düşünüyorum ama bakalım hayırlısı. Bu arada fikstür olarak ben 4 tane takım transfer yasağı var. Onlardan birinin ilk 2 haftaya denk gelmesi bizim için olumlu olur. Çünkü çok, o takımlar toparlanamadı. Daha transfer yasaklarını kaldıramadı. Tabii Erzurum, oyuncu eksikleri Altay, var. Giresun. Evet. Altay, Erzurum, Giresun. Yeni Malatya zaten çekilmeyi düşünüyor. Ama ben aynı göstereyim. Tam tersi düşünüyorum ben. Ya o takımları ben çok o takımlar aynı kadroyla devam ediyor sonuçta. Ama takviye yapamadılar. Yapamadılar. Onlarla başta mı oynamak dezavantajlı? Erzurum mesela bayağı bir eksiği var şu anda. Yapamıyorlar. Geçen sene yine küme düşme hattındalardı. Onlarla başta oynamak dezavantajlı. Evet. Bence başta oynamak daha iyi yani. Onlar. Bir karar verin hangisi? Dezavantajdır başta oynamak. Bence avantajdır hani. Yani transferi abi sana sonradan açarlar mı? Yok, o hayır. Diyor ki transferi açabilirler. Yok öyle düşünmüyor. Zayıf öyle takım oldukları yok, için. Yok yok hayır. Onlar beraber oynadıkça illaki olumlu yönde ilerleyecek takım. Takım yok olmayacak için. Süreç ister. Zaten yok, beraber oynuyorlar. 10. hafta oynamasıyla. Ama zaten beraber oynuyorlar ya onlar. Ama şimdi şöyle de düşün. Giresun ilk 7 hafta galibiyet alamadı abi. Öyle düşün yani. Şimdi. Tamam, şimdi Giresun ilk 7 hafta galibiyet alamayacak. İlk çıktığı zaman. Transfer yasağı yoktu ama işte takım toparlanamadı yani. Güzel kardeşim. İlk 5 hafta adam oynayacak varıyla, yoğuyla, canıyla. Evet. Bakacak ki olmuyor, bırakacak. Sonradan düşer çünkü takımda. Sen şimdi ilk 5 hafta içinde adamla oynarsan adam sana gene canıyla, varıyla, yoğuyla, ya bu iş olacak, düzeleceğiz, toparlanacağız psikolojisiyle oynayacak. Dayanalım, direnelim. Yapacak. Top deneyecek. Tüfek. Olmayacak. İşte bu da başka bir bakış açısı. Ya o da onun, evet. Onun düşüncesi. Evet. Tamam, sen de öyle düşünebilirsin. Sonra pes edecek. Senin rakibin pes etmiş haliyle oynayacak. Ya ben o 3 rakipten birini 2 haftaya denk gelmesini istiyorum. Mesela sen 19. hafta oynayacaksın. Bir umudu olacak. Öteki 29. Ya son haftaya gelmesi de ayrı bir durum. Son hafta da olur. Öteki 29-30. Hafta oynayacak. Evet. Belki de işi bitmiş olacak. Ama en sıkıntı böyle 7-8. Hafta. O arada toplanabiliyor takımlar. Bu takım 5'te başlarsa başka şeyler konuşuruz. Evet. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Rafet Kırgız'dan bir şey gelmiş bu arada, altyapı antrenör listesini listeye göndermiş. Bazı isimler bilemedim demiştim. Bayağı liste yani. Evet. Kaç tane liste var ya? 10 kişilik falan bir şey var. Çok müthiş bir kurumsal bir şey bu yani. Evet. Şu anda Aydın Günaydın geliştirme sorumlusu.
A gençlik. Nuri Çolak UEFA A diplomalı. Yusuf Yazıcı, Murat Tiryaki, Hakan Sakarya, Zafer Akbaş. Onlardan bahsetmedik mesela. Hakan, evet, Sakarya, Hakan Sakarya, Zafer Akbaş. Hakan Sakarya mükemmel bir adam. Evet, Yunus İlgen orada. Serhat Saat gelmiş. Serhat bizim. Gürcan Yazıcı devam ediyor. Doğru olmuş. Cihan Çetin, Bilal Bayhan, Coşkun Gökdemir, Ender Demir, Erdinç Bayram, Muhammed İbrahim Çürük. Bunları tanımıyorum mesela, genç çocuklara. Yusuf Savaş, kaleci antrenörü Coşkun'dan bahsettik. Kerem Nazgül devam ediyor. Önder Tiryaki. Kaleci antrenörü oldu. Önder Tiryaki kaleci antrenörü mü? Evet, üçü Coşkun Kapıdağlı. Onlar beraber çalışıyor. Kerem Nazgül, Önder Tiryaki, kaleci antrenörü. Destek ekibi Volkan Elmaser. Efsane Volkan. Evet. Serhan abi. Serhan Çevik Türk. İbrahim, Efraim, Kurhan, pasör. Mustafa Ataç, malzemeci Asım Gündoğdu. Malzemeci Rafet Yılmaz, Rıfat Yılmaz, yolda durmaz. Futbol okulu tesis görevlisi. Yılmaz abiye de selam olsun buradan. Nursel Çıtak, aşçı. Çok müthiş bir ekip var burada. Vallahi müthiş bir şey vallahi. Ben bundan çok etkilendim bu şeyden. Bir şey daha göndermiş Rafet abi, onu da okuyayım. 13 Temmuz diye bir şey yapmış. Rafet abiye teşekkür ederim. Niye açılmıyor bu? Kaldı. Açılmasını bekliyorum. Bir geri yap, bir daha gir oraya. Açılmak istemiyor. Bir geri yap. Bu arada Rafet Kırgız'ın uluslararası... Abi bir geri yap. Geri derken ha. Şöyle. Çıkalım mı? Evet, doğru, geri yaptım. Bu arada Rafet Kırgız'ın çok önemli bir projesi var. Onu da en son bahsedeyim. Uluslararası turnuva düzenlemeyi düşünüyor. Genç kategori. Uluslararası yani, turnuva değil mi? Yani şey, evet, değil yani. Projelerden... Kocaelispor'un katılması değil. Kocaelispor'un bir turnuva düzenleyip ev sahibi olması. Yani. Evet, güzel. Tabii çok güzel olur. Yani çok önemli bir proje. O zaman ben de Derece Gençler Birliği'nin bir projesini söyleyeyim. Ne? Söyle, evet, bakalım. Körfez Kupası. Evet. Kocaelispor. Evet, o olacak değil mi o? Kocaelispor, Derince FK. İnşallah olur o da. Derece Gençler Birliği ve Gebze Hasan Hoca. Hayata geçirecek mi abi? Körfez Kupası. Derince FK'dan hiç bahsedemedik. Adı da güzel. Derince FK oldu biliyorsunuz, Belediye Denizspor. Doğru bir İlk kongrede olacak. İlk kongrede ismi değişecek. Transferlerde gelecek. Transferlerde yapıyorlar. Turan Sofuoğlu, Fenerbahçe'nin efsane. Derince FK'nın çıkışı sürpriz olmaz. Antrenör Murat Akyüz. Murat Akyüz müydü? Santrafor. Mehmet Akyüz. Sakarya Spor'da aldılar. İyi bir kadro yapıyorlar. Murat Akyüz, Mehmet Akyüz parmağın yardımcısıydı. Evet, şampiyonla oynayacaklar. Şu anda Hakan Özmert'i olabilirler. Hakan Özmert'i iyi bir takım yapıyorlar. Evet. Olabilirler abi. Ama ben onlara tavsiyem olsun. Erdinç Bey'le de bir program alacağım mutlaka, Erdinç. Erdinç soyadı neydi? Şehit. Sakaryalı kulüp başkanımız. Programa da alacağım mutlaka ama bu takımdan, Kocaeli'den bir takım şeyler olmalı. Evet. Yani futbolcu kadrosunda, teknik heyette ki Ekin Gökhan Hoca söyledi var. Bana. Çok sevindim. Ekin Hoca teknik ekipteymiş. Güzel, iyi düşünmüşler. Çok olmalıydı. Tabii. Futbolcu kadrosunda şu anda devam eden oyuncular zaten, Kocaeli'de oyuncular var bir var. Sürü. Yani mutlaka orada Kocaeli'den birileri olmalı ki, Kocaeli takımı sonuçta bu. Taraftarın maça gitmesi için bir neden olmalı değil mi? Yani tabii. Yoksa tamamen Fenerbahçe'de eski oynamışlardan falan böyle bir şey yaparsan soyutlarsın takımı. Hiç kimsenin umurunda olmaz. Basının da umurunda olmaz, ben sana söyleyeyim. Basının da olmaz yani. Yani, buradan bir şeyler olacak. Duygusu olmaz. Gene yazar, maçı hani yazar. Yendi, yenildi diye. Aynı öyle olur. Onun da duygusu yoktu. Maça duygusu gidiyorduk olmaz. Ama hakikaten hiç duygumuz yoktu. Mesela. İş diye gidiyorduk. Vallahi iş diye, dediğin gibi, bravo. Evet, bitirelim mi? Bitirelim abi. Müsaadenizle. Peki. Çok teşekkür ediyorum sevgili Gökhan. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada Angola Sisse ve El Hacı Embaye'nin denenmek için Kocaeli Spor kampında olduğu dedikoduları vardı. Doğru değil. Bu sosyal medya niye bu kadar para veriyor? İsimleri de nereden buluyorlar kardeşim ya? Fotoğraf da var ya, ben ona şaşırdım. Fotoğraf bile var ama yalan. Teknoloji. Ya bu ya kadar. Bizden bu kadar... duyduklarına inansınlar abi sadece. Öyle evet. Diyelim. Siz inandıklarınızı takip edin. Biz sizi hiç mahcup etmeyeceğiz. Biz her zaman diyelim. Abi şunu söyleyeyim mi? Ben yazıyoruz, gördüğünüz ya işte mi? Yazmıyor. Takip etmiyorlar. Evet. Ediyoruz kardeşim. Benim. Günde hani, kaç kere telefon geçmesi. Hadi hepsini olur. Geç. Benim ekmeğim bu. Ben rızkımı buradan kazanıyorum. Ediyoruz kardeşlerim. İnanın ediyoruz. Ama yoksa somut bir şey yazamam. Yani ben
Bir kere heyecanını okursun, iki kere heyecanını okursun. Üçüncüde dersin ki ya ben iki tane okudum bir şey çıkmadı daha okumayayım dersin. Okumayı bırakırsın olmayan bir şey yazma. Yalancının mumu diyorsun. Aynen öyle. Abi Alanyaspor'dan şey çocuk geldi biz takip ettik. Yani geldiğinden gittiğine kadar yazdık yani ne varsa. Evet. Doğru haberin adresini evet. Taraftarımız bilirler zaten. O konuda bir sıkıntı yok. Hasan'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Seninle olmak güzel, keyifliydi. Aynı şey benim için de. Hasan kardeşimin de Allah yolunu açık etsin inşallah. Hepimizin hayatına. Hasan çok fazla maça gidiyorsun. Hep bakıyorum falan. Her hafta bir yerdesin. Vallahi takip etmeye çalışıyorum. Değil mi? Bayağı yakından yani, ama işin içinde olmak lazım. Bu işi yapıyorsan. %100 yani. Bazıları oturuyorlar böyle bir yerde. Bana teklif gelsin görev yapayım. Yoksa, ya öyle bir şey yok kardeşim ya. Öbür türlü transferlerde maalesef bu konuştuklarımıza kalıyoruz abi. Ya. Nereye işte menajerlerin tavsiye ettiği. Dediğin gibi. Yani çıplak gözle izleyip. İzlemek lazım abi. %100 abi. %100 kazanan taraf sen olursun. Doğru. Teşekkür ederim Hasan'cığım. Ben çok teşekkür ederim abi. Ömer'cim bu akşam siftah yaptı Ömer. İnşallah önümüzdeki haftalarda. Sen gerçi şey yaptın biraz, yasak koydun. Ben Taha'ya yasak. Taha'ya mı söyleyeceğim? Taha da vardı askerde, ona da buradan selam olsun. Bizi izler mutlaka. Taha'da çok uzun bir askerlik süresi var tabii. Toplam 28 gün. 10 günü bitti. 18 günü kaldı. Taha'ya da hayırlı tezkereler dileyelim ve noktalayalım. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yayında yapım demeye geçen bütün arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.